Aşkı bulmak cesaret ister. Buldum derken yıkılır hayaller. Düşleyip sabredersin. Vazgeçersen kaybedersin. Sen iste, kısmetse olur. Sen yeter ki sen. Günaydın. Günaydın. Nasıl oldun bugün? Ben size elbise giyecektim seninle aynı olmak için ama çok üşüdüğüm için böyle giyindim. Evet, ben de ona şaşırdım ya, bugün siyah çok giyecektik ya. Çok üşüdüğüm için böyle giyindim. Yok yok, böyle değilsin de normalde hani uyumdan bahseden hep sendin ya, şaşırdım şu anda. Evet aşkım, özür dileyim. Yoksa uyumu daha çok seviyorum ama çok hasta olduğum için üşüdüm o elbiseyle. Yok yok, benimki zaten fark etmiyor da. Bir şey söyleyeceğim. Hı. Sana oynamayı yasaklıyorum. Oo. İki gün boyunca sadece benim oynayışım var ya şu. Sadece bu. Ama o kötü oynuyor. O zaman oturacaksın. Ya da ayakta normal duracaksın. Başka? Böyle. Tamam mı? Tamam da ben normal oynadım. Hiçbir şey yapmadım. Yok, normal oynamadım. Ufak tefek figürler var. Bu ne? Mesela şu an bu neydi anlamadım. Tamam diyorum. Bye bye diyorum. Ne diyeyim? Tamamdan sonra bay bay deyince olmuyor. Ay Murat, sen de uzattın he. Evet. Dünyalar güzelim, günaydın. Zaten hastayım aşkım ya. Ben çok hastayım. Evet. Abi herkese ne oldu ya? Ben kendim göremiyorum. Nefes alırken bile zor alıyorum. Aşkım hasta olduğu için ben gelip yanına bugün seni iyileştireceğim. Sana ya sıcak sıcak bir şey ya getireceğim aşkım. Kızlar zaten hastayım, durun. Aşkım. Aşkım, bugün ben yanına geleceğim, sana bebeğim gibi bakacağım, hastalığı iyileştirmeye çalışacağım. Bir küçük hediyem var sana. Bir de küçük sıcak bir şey yapacağım, sıcak bir çikolata belki içeriz. Sana güzelce koynumu alıp bebeğim gibi seveceğim, hastalığını geçireceğim, merak etme. Sen beni bir tane öpsen ben hemen iyileşirim zaten. Bir tane mi öpeyim sadece? Yok. Bir sürü. Hayır, bir sürü öperim. O üstündeki de ne kadar güzel olmuş, öyle peluş. Aşkım hiç pregalalık değilim ama çok üşüyorum. Olsun, sen her haline güzelsin. Civciv mi benim? Ölürüm sana be. Geleceğim hemen buradan şimdi ben, bitsin günaydın hemen koşarak geliyorum. Tamam, içeceğim soğumamış olur. Tamam aşkım. Ama ben sizin ilişkinizi, Esin'in o samimiyetini çok göremedim Beyza'da. O mekan hakkında şimdi bir dedikodumuz çıktı ya. Tekrardan niye gidiyorsun yani? Geçen de aynısını yaptın, bir daha yapma bak Bat. Sen dün tek başına o kafeye mi gittin? Hayır, gitmedim. Abi hem bir kere gitsem abi, sana... Yok, gitsem ben sana ne... Böyle aşağılayıcı konuştun ya bana, bir daha bana öyle konuşma. Pardon. Bak, senin kim olduğunu bilmiyorum. Pardon. Birine aşıksan burada durma, senin egon bana sökmez. Muhatap olma. $15 aldığın mavi tikle kendini ünlü sanma, tamam? Defol git! Kime çekiliyorsun ya?
Sen samimiyeti bul bulma. Sana ne, anladın mı? Darısı nasıl bana ne, benim arkadaşım. Tamam, benim de şipim. Sana mı kalmış samimiyetin nasıl, iyi mi? Bana kaldı. İlk başta gittim demişsin, gitmedim diyorsun. Anlamadım, şu an kafam allak bullak yani. Dokundu mu sana? Tekme attı yüzüme doğru. Kimsin lan sen? Şey mi yapacak? Dilecek, ya yaparım. Ya. Özür dileyeceksin ondan. Ondan dilemem ben şu an. Öyle bir dileyeceksin ki. Aşkım. Aşkımın da tonları var, farkında mısın? Mesela aşkım, bu çağırma tamam mı? Aşkım, benle ilgilen. Tuzumuzu da aldık mı, kıymamızı yağlı mı yağsız mı arkadaşlar? Biz Urfa'da hep böyle yapırdık. Gidirdik, kanatları atırdık, en şunu da İbrahim yiyirdi. Gönderdiğiniz çikolatanın paketini ben saklıyordum ama Fero parçaladı. Ona da hakkım aram olsun. Çünkü çikolata paketimi parçaladı. Beyza, öyle bir şey yok. Olmaz asla. Hep destek, tam destek. Hadi alkışlayın. Bravo. Hadi. Sen burada bu meseleye niye giriyorsun? Sence sakıncalı değil mi? Yani ben her zaman söylüyorum, tamam hislerim bitmiş olabilir ama bu evde Beyza'ya karşı bir yanlış varsa bunun da sonuna kadar arkasında duracağımı söylemiştim her zaman. Yani Kaan'ın böyle bir şey benden saklaması da bilmiyorum yani. Zorunda değilim, o kırılmasın diye bana böyle dokunmasına izin vermek zorunda değilim. Ya hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum ne demek kardeşim? Dokunup dokunmadan hatırlamıyor musun? Bağırma kulağımda. Bağırırsan ne olur? Sen niye bu kadar öfkelisin? Öfkeliyim ben çünkü bu olayda benim travmam var bu olayda. Ben direkt gittim yani çok, direkt kendimi korumaya geçtim Öykü Hanım. Ne yapacağımı şaşırdım. Ne? Ne oldu? Niye gülüyorsun? Seni gördüm, keyfim yerine geldi. Ya yani ben de hastayım aşkım, çok kötü oldum ya. Çok belli aşkım sesinden. Olmaz, siz hiç kızlar evine gelmeyin, hastalığınız. Ne oldu ben anlamadım ben yani. Ben geleceğim aşkım yanına, tamam mı? Sen gelme, elbisen kısa, ben geleceğim. Ne alaka? Elbisen kısa, şimdi gelirsin edersin merdivenden aşağı inerken falan filan. Yok ben yok, ben dikkat ediyorum. Ne? Dikkat ediyorum. Dikkat ediyorsun da merdivenler dikkat edemiyor, yapacak bir şey yok. Ben geleceğim, tamam mı? Tamam. Sen bekle ve ya? Bana fazla yakın temasta yeni bulunma. Ya, sen de hasta olursun, üzülürüm. Bu kim? Yeni yok aşkım, sen gelmemiz gerekiyor. Al var mı bu, ne demek? Evet, ben de şimdi milletin günaydınını sabote etmeye başlayacağım herhalde. Yok aşkım, yapma. Saygısızlığa saygısızlıkla karşılık verilmez. Seni seviyorum, geleceğim yanına. Günaydın. Hadi aşkım, bay bay. Ben de seni seviyorum. Ne göremiyorum. Ben daha çok bay. Aldım. Günaydın. Bana aldım. Günaydın. Ne haber, nasılsın? Yemin ederim. Çok sen uykum var. Neden? Bir de çok soğuk. Onun soğuk haricinde mu? İyiyim. Evet. Bir de beni düşün, ben kısa kolluyum bak. Burası da çok soğuk. Sarılmamız gereken konular var. Sarılman lazım. O zaman bir an önce gelmen de lazım. Ben mi geleyim? Ben mi geleyim, sen mi? Sen gel, bence daha iyi olur. Alıştık oraya, aynen. Ben mi geleyim? Benim gelmem daha iyi. Ben geleceğim, ben. Ya sen gel. Yine saygısızlık yapıyorlar, görüyorsun, duyamıyorum aşkım. Ben seni duyuyorum, merak etme. Okuyabiliyorum ağzından artık. Tamam. Seviyorum tamam. Seni. Geleceğim sen birazdan. Diloş, hindi fümeli mi o? Evet. Allah Allah. Ay, en sevdiğim de hindi füme. Günaydın güzelim. Günaydın. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Duymuyorum seni. Kelebeğim yok ya. Ben de gözükebilir miyim? Kızlar duymuyorum. Nasıl geçti gece? Kombinim. Çok iyiydi senin. Sen biraz yorgundun sanki. Çok yoruldum ya. Kendine gelebildin mi? Gizeme bak nasıl mutlu? Yani daim. Birazcık uyudum, dinlendim ama birazcık daha uyumayı isterdim. Onu hepimiz isterdik. Kahvaltını yaptın mı? Kahvaltımı da yaptım ama her zaman biliyorsun ki açım. Tamam yeter, ben edeyim. O zaman. Beyza kankacığım, bir şey söylemek istiyorum. Söyle kanka. Kaan dün hangi kafeye gitmiş, bu sefer gerçekten bir sor. Ya Murat bak hangi kardeşim kafeye bak. Gitti ki? Murat. Dün Fero'yla beraber tamam, de. Bak şu an konuşurum. Kelebekteyim, yapacak iş değil tamam. Yani şu an sen yaptığın. Hangi kafeye gittin ki?
Bak niye bir değil, iki değil. Şu an üçüncü kez yaptın. Sana dedim yapma ya, şunu. Murat, hangi kafeye gittin ki? Niye bu kadar yükseldin sen? Orada konuşma arkadan oturup. Sen niye bu kadar yükseldin? Çünkü. Hangi kafeye gittin ki? Bir soru sordum. Hangi kafeye gittin? Ya konuşasın yok, bırak ya. Ne, bana niye böyle yapıyorsun? Ben ne yaptım şimdi? Hangi kafeye gittin diye sordum söyle, sadece. Söyle kızımdan yok, söyle biz Murat'la sonra konuşalım. Hayır Ferhat, senlik bir şey yok. Hayır, hayır. Kan bir soru sordum. Suçluluk psikolojisi mi yoksa? Ya bir dakika tamam. Gerçekten Nihle doğru söylüyor, suçluluk psikolojisi mi yoksa? Yoksa şaka mı yapıyorsunuz yine? Ben sana diyeceğimi dedim. Bu ne konu, dedin, ben ne yaptım şimdi? Bu konu hakkında konuşmadık mı? Yani konu hakkında konuştuk da dün Fero'yla beraberdin, dışarıdaydın tamam, ya. Tamam, konu bitti ben yani. Sen niye her dediğine inanıyorsun ki anlamadım ben. Hangi kafeye gittin dedim. Çok basit bir cevabı var ben yani. Sana, gittiğin ben kafeyi sana, söylersin. Ben sana her şey dedim. Telefonlaştık, yazıştık. Şu an tamam, Fero'yla beraberim dedin ama hangi kafeye gittim, şuraya gittim, buraya gittim demedin. Sorsaydın madem o kadar bilmek istiyordun, niye sormadın? Ben sana güveniyorum çünkü. Arkamı dönüyorum, güveniyorum. Tamam, sorayım da hangi kafeye gittiğimi. Tamam, şimdi soruyorum. Hangi kafeye gittin? Söylesene. Gittim. O hangi kafe oluyor yani? Aşkım o şeyde. Karaköy'de. Tamam, Murat niye bunu söyleme, sordurma ihtiyacı duydu? Ne bileyim, Murat'ın derdi de benim herhalde, anlamadım ki. Günaydın. Günaydın. Ne haber, nasılsın? İyiyim, çok enerjikim. Allah enerjini eksiltmesin inşallah. Amin, senin de. Teşekkür ederim. Dinlendin mi? Hayır. Yine mi dinlemedin? Sen ne zaman dinleyeceksin? Hiçbir fikrim yok. Dinleme artık belki kendine gel. Ben de istiyorum ya, inan ki ama hayat şartları biraz yoruyor biliyor musun? Niye, ne yaptın dün? Ben de bilmiyorum ne yaptığımı. Alışveriş yaptım biraz. Şaka yapmak yaptım. Uyumadın mı? Kaç saat uyudum? Uyudum, 4 saat uyudum. Ben kaç saat uyudum biliyor musun? Kaç? 18. 18 saat uyudun. Evet. Nasıl oldu bu tam olarak? Oldu işte, uyanamadım. Helal olsun. Neydi? Bir 18 saat herhalde son 5 gündür totalde uyumuyorumdur. Oo, bu arada 18 saat uykunun ardından hiç uyumadım. Çünkü çok enerjikim. Mükemmelim bugün. Hmm, izin gününde yani 18 saat uyudun, sonra hiç uyumadan buraya mı geldin? Geçmiş olsun. Teşekkür ederim ama enerjim bitmeyecek ben bugün. Efendim? Bugün enerjim bitmeyecek. Senin mi benim mi? Sen bugün uyursun uyumadan geldiysen. Tecrübeyle sabit. Uyumayacağım ve uyutmayacağım. Nasip kısmet inşallah. Allah izin verirse. Günaydın. Günaydın Esin. Günaydın. Yakışmış elbisen. Teşekkür ederim. Nasılsın bugün? İyiyim, sen? Ben de iyiyim de sen başkalarından enerji alışverişi yapmazsın. Nasıl yani? Dün dedin ya. Kızlar bir susar mısınız hey? Konuşmuyorlar. Konuşmuyoruz be, sen de buraya ayak uyduracağım diye uydurmak. Çok ses geliyor yenge oradan ya. Çok izlemiş gelmiş. Dedikodu sesi geliyor. Buse ya. Dedikodu sesi geliyor, buradan duyuyoruz ya. Aşkım. Oy. Sen ne yaptın hafta bugün sonu? Bugün sen mi gelirsin yanıma, ben mi geleyim? Hafta sonu ne ya? Esin'ciğim. Sen gel sen. Yine mi ben? Tamam, sesin ben geleceğim. Sesin çıksın Esin. Ses yüksek. Gizem sen karışma ya. Sen karışma. Şu Gizem'i görmek istemiyorum. Ya görme zaten, benim şipim var. Ya neyin varsa var ya. Arkadaşlar bence Gizem'i yazalım gitsin. Buna bir şey söyler misin? Anlat bence. Sen böyle yapıyorsun. Sen konuşamıyor musun? Konuşamıyorum. Beyim izin vermiyor. Bak. Ay aman, ay olam yolam yolam. Günaydın. Bana kahvaltı getirmiş, benim bir tanem. Nerede kamera? Burada. Bana dayın. Katırım. Susamı aşkım kalmış, bu kadar bana kaldı. Da susamı veriyor, yer misin diye. Hani ya bana? Şöyle geçeyim, dur poz keseceğim. Şöyle bu kadar şöyle zayıflamış ya. Ay, nereye gittin ya? Beni çek, beni çek. Beni çek, beni çek, beni çek. Aa ne oluyor? Dur bir dakika, açılar kaydı. Heh. Yine her zamanki gibisin, parlıyorsun. Ay aşkım ya. Yok ya, çok parlamıyorum öyle. Ne bulduysam giydim. Ya iyisin, iyi her zamanki gibi. Sen de her zamanki gibi çok yakışıklısın. Geleceğim birazdan yanına. Çok tutmayayım beni. Aşkım şimdi koş gel diyeceğim ama demeye kork. Ay çok var ya, ben çok şeyim yani, akrebim yani, tam akrebim biliyorsun.
Aşkım sen seni. Mi gelirsin ben mi? Çünkü ben kahve içmek istiyorum. O zaman sen gelmen lazım. Tamam o zaman ben geleyim bugün. Aynen koş gel. Yok hemen gelmeyeyim aşkım. Tamam biraz dur sonra gelirsin. Anlaştık. Tamam. Bir şey söyleyeceğim. Ferhat'la buluştuğunda demiyorum hani Ferhat'ın öncesinde bir yere gidip kahve içmişsin ya. He. Benim kulağıma geldi. Ondan bahsediyorum. Tamam da kanka ben bak bu konuyu kapattık. Tamam tek başına kahve içmiş de olabilirsin. Ben bir şey demiyorum ama. Yok yani bu her şeyden önceydi. Bu konu ama neden ikide bir açıldı onu anlamıyorum ben. Yok şimdi hani bir kere şu mevzu açıldı ya. Hani bir kere işte Nişantaşı'na gitmişsiniz siz zamanında işte birisini doğru, falan. Doğru okey. Beğenme olayı olmuş. Beyza'dan önce diye kabul o ettik. O da doğru onu. Aynen okey. Sonrasında hani tek başına gidip kafeye işte tamam. Kahve içmişsin ya. Tamam. Hani şimdi bu olay olmasaydı tabii ki de gidebilir her insan ama işte o olay olduktan sonra aynı kafeye gidip şey yapman bir düşündürdü. Tamam da. O senin içindeki. Psikolojik ben şey uyandı bende. Ben şöyle düşündüm. Dur şu dinleyin. Esin. Dur ilk size şeyimizi anlatacağız şakamızı. Biz Esin'e gideceğiz. Damla'yı dolduracağız, Damla'ya gideceğiz, Esin'i dolduracağız. Bunlara şaka çünkü yapacağız. Yeni gelenler bir şey yapmıyorlar. Ele bak. Çıkıyorlar. Kabilen alo. O zaman her gelen eve otursun böyle. Onlar hiçbir şey yapmasın yani. Biz rotamızı doldurduk. Aşkım biz... Yalan söylüyoruz. Gördün mü ne yaptı? Olkan. O zaman Esin'i hemen davet edelim. El hareketini gördün mü Beyza Hanım? Esin! Gel gel. Gel. Ortalık karıştırmaca. Olkan ne düşünüyorsun Esin hakkında dayı? Objektif bir yorum yapsın söyle. Objektif ciddi söyleyeyim mi? Ciddi. Ciddi söyleyeyim mi? Abi de böyle yapman lazım bunun gibi böyle hareketler. Ciddi. Esin hakkında. Esin hakkında. Bir de yapıyor. Yani dün bana dedi ki... Konuştunuz mu? Konuştuk da şöyle bir cümle kullandı. Ben dedi Berke'den de dedi elektrik alıyorum. Bu Berke'de nasıl bir elektrik varsa... Berke kardeşim bize de ver de... Yerde herkese gidiyoruz. Herkes diyor ki ya Berke'den elektrik alıyor. Sen nesin kardeşim? Berke trafo bağlamışlar bir yerine diyorlar. Bir de ciddi soruyorum ya. Bağlamışlar şu suratına bak böyle bir trafo bak, var mı acaba? Esin'le konuştu. Konuştuktan sonra gittim. Damla mıydı? Evet. Damla'yla arkadaş mahiyetinde konuştum. Başka bir şey yok. Evet. Aynı şeyi söyledi. Elektrik alıyorum. Kardeşim şu yakışıklılığı görmüyor musun? Ya? Bambaşka. Ama yakışıklıktan farklı bir şey var. Bu elektrik mevzusu ne abi? Aura. Aura evet. Ben de olayları bugün çok ciddi konularımız evet, var. Evet, bugün Esin bizlere aldı. Esin Hanım bizim hoş geldin canım. Ortaya alalım ortaya. Tabii ki gel hayatım. Dilin çok sivri diye pek fazla şey üstüne gelmek istemiyoruz inşallah. Ama evet. Gerçekleri duyunca da... Ayakkabıların da güzel. Nasıl bir tepki verdi? Bunu da söyleyeceğim. Tamam. Şey canım evet. Link bırakırsın çıkışta evet. Tamam. Esin'cim hoş geldin. Kaçıncı günün bu evde? Bu evde 5. günümüz. Aa, o kadar oldu ya. Hiç yoksun ya belki o yüzden. Seçim hiç konuşmuyorsun ya belki nasıl o yüzden. Nerede konuşuyor? Çok bence ne konuşuyor? Bari içinden konuşuyor arkadaşlar. Aa siz, evet. Hiç tartışman bile çok seviyeli bence. Tartışman çok kaliteliydi. Ben çok beğendim. Bazıları gibi değil yani böyle şey. Yorumlu da değil. O da çok önemli. Şey gibi de değil bana. Şey yapıyor ya bir tane kız ismini vermeyeceğim siz sen. Ya şimdi bir şey söylemek istiyorum da. Evet bu arada yani kaliteli tartışıyorsun hoşuna ya. Gitti ama siz... Esin? Hoşuna gitti değil mi? Lan nasıl bakıyorsun ya? Damla senin neyse. Evet. Esin'cim programa gelme amacınız herhalde full evde oturmak ya kahve iç. Aşkım bu olayı mı yapmıyor ama sesi çıkmıyor. Düğmen falan yok mı kız? İstersen biraz daha açabileceğim son zamanlarını geç. Zaten herkesin son zamanı havuz başında. Aynen değil mi? Evet. Neyse. Tavsiye edemeyebilir. Alırım. Vallahi aşkım tavsiye. Adaylarımız var. Berke ve... Berke değil. Neden ne? Değil? Berke aa biz seni aa, hiç böyle tanımadık. Beyza. Çabuk Beyza kan. Ya. Boş ver. Ben bir bakıp geliyorum aşkım. Kesin Beyza diyorlarsa bir şey vardır. Ben mi acaba yanlış düşünüyorum? Sizin düşüncelerinizi merak ediyorum. Merak ediyor musun peki? Tabii ki de. O yüzden o zaman sor. O yüzden. Şimdi bir kere zamanında bahsediyorum çok hoşuma işte. Gitti bu hareket şu an. Ferhat. Kardeş. Kaan. Bat. Zamanında Nişantaşı'na gitmişler işte birini beğenmişler ya. Beyza'dan önce ben o kelimeyi evet, söyledim. Evet, konu evet, kapanmıştı. Evet, evet. Sonrasında dün Ferhat'la buluşuyor ama Ferhat'la buluşmadan öncesinde tek başına bir o yere gidiyor yine. Aynı mekanı. Kim? Gidiyor. Kaan mı? Kaan. Asla sen, senden önce. Hayır bekle bir. O da adam da biliyor gittiğini. Bana çünkü orada arkadaşım çalışıyor. Bana söyledi. Aslında yarışmacılardan birisi geldi falan filan diye söyledi. Ama gittiğimi kim diyor onu anlamadım ben. Orada çalışan arkadaşım.
Benim anladığım şey ne biliyor musun? Gitsin. Tamam, o kız için gittin. Bir şey diyeceğim, demiyorum. Bir şey diyeceğim. O kız için gittin demiyorum. Tamam, aynı öyle. Tamam, yok. Sen gittin. Normal tamam. Takılmış olabilirsin. Tamam, okey, aynen. Ama şimdi hani böyle bir söylenti vardı ya, hani sen de beğendim demişsin ya. Okey. Şimdi aynı mekan tabii ki de sevebilirsin, gidebilirsin ama aynen. Ben bir merak uyandırdı. Bir acaba kere bir... gerçekten o kızı görmek için mi gitti falan diye. Ki herkes böyle düşünebilir. Çünkü hani o mekan hakkında şimdi bir dedikodumuz çıktı ya. Tamam tekrardan da. Niye gidiyorsun bir şey diyeceğim, yani? Dur bir. Koskoca semtte bir tek orası mı var? Tamam da. Şimdi ne alakası var? Belki beğeniyorum orayı ben. Hoşuma gidiyor. Servisi güzel, sohbeti güzel. Ama daha önce tamam da yanlış anlaşılabilecek bir yer. Tamam daha da... önce olay olmuş ama şimdi yanlış anlaşılır diye söylüyor. Tamam da olay tamam olay doğru muydu tamam. Değildi. Tamam doğru değilmiş ama tamam. Yine olabilme riski var mesela orada. Ya ben de şey diyorum işte. Olay doğruydu. Tamam. Sadece Beyza yoktu. Birisini beğenmiş olabilir orada çalışan. Ama sonrasında tam tek başına da gitse oraya belki gerçekten mekanda seviyordur ama şimdi böyle dedikodunun üzerine başka birinden ya. Duysa daha farklı olurdu. Ondan sonrası daha iyi. Aynı yere tek başına da gidince bir merak uyandırmadı değil. Tamam da ben o kızı beğendiysem mesela Beyza'dan önce niye konuşmayayım? Madem o kadar beğendim. Anladın mı? İlk başta konuşurdum, üstüne giderdim. Hani sorardım bir şey, tanışalım edelim mi? Belki programda kez... olduğun için çekindin. Niye çekindim abi? Programdan sonra neyi bekliyorsun? Belki beni patlatır dedin. Kardeşim. Programdan sonra neyi bekliyorsun belki? O yüzden şu anda gitsem, sinyal atmaya gidiyor şu an belki. Bir şey diyeceğim. Gitsem ben oraya oturma kahve giderim değil mi? Sevdiğim bir mekan. Tamam. Devamlı İstanbul'a geldiğim için giderim oraya. Ben yorum yapıp yapmak gitsem istiyorum. Yani ama sen niye karışıyorsun onu demek istiyorum. Şimdi, ben neden karışıyorum biliyor musun? Beyza yakın arkadaşım ben Beyza'yı çok seviyorum. Yakın arkadaşım. Tamam. Ben sanki bak Beyza tarafından ne kadar yüksek olduğunu görebiliyoruz değil mi? Beyza geliyor, ilgi alakası, tanışmaya teklif etti. Ama ben sizin ilişkinizi, senin o samimiyetini çok göremedim Beyza'da. Tamam da bunu sen bilmiyorsun. Beyza biliyor dışarıda nasılsınız. İçeride de gayet güzel. İçeride de görmüyorum ya. O yüzden söylüyorum. Dışarıda nasılsınız bilmiyorum. Tamam işte bir şey diyeceğim. Dur bir şey diyeceğim. Hem öyle çok olsa bile bu seni niye o kadar ilgilendiriyor anlamadım. Beyza benim yakın arkadaşım. Tamam. Söylüyor ya işte. Sanki dışarıdan tamam ben ne duruyorum biliyor musun? Beyza'yı kullanıyormuşsun algısı var bende. Tamam ne? Beyza'yı kullanıyormuşsun gibi algısı var. Hangi konuda kullanayım? Ya işte konu... evde kalma. Tamam da bak şu an dediğin çok ayıp. Tamam, ben sana tamam. Hiç ilişkine karıştın mı senin bu zamana kadar? Bak ben senin ilişkine karışıyorum karıştım gibi görüyorum. Yanlış. Öyleydi. Dur. Karıştım demiyor. Bekle, bak bekle. Yanlış dur. Merak uyandırıyor diyor bende diyor. Bence bunlar bir tane garson kız. O zaman Beyza yoktu diyor. Tipim de yoktu. Beğenseydim onunla devam ya görüşürdüm. Ama o beğendiği yani. Kızın olduğu kafeye tekrar gitmiş. Dün herhalde gittiği kafe o kafeymiş. Bir de tek başına bana koş. Sinirli gitme bir dakika. Sinirli gitme, tatlı tatlı konuş. Haklıyken haksız olma Beyza, tamam aşkım, mı? Aşkım tek başına niye gitmiş ki aşkım oraya? Belki yanlış anladık. Sor, belki sor. Biz yanlış anlamışız. Bence de sormadan fevri hareket etme. Bak o diyor etme. Ki Beyza hayatımda yoktu, şipim yoktu. Beğenseydim tanışırdım, beğenmedim ki ben diyor. Yani öyle bir cümle söyledi. O kadar beğenseydim diyor. Beğenmiş aynen, evet. Ama o kadar. O kadar beğenseydim diyor. Sakin, Beyza sessiz, go. Ilımlı git. Beyza da... Gerekirse bağırırsın. Konuşmak istiyorsan konuşalım dedi sana. Ben öyle arkadaşımla evet. Konuşmak istemediğini belirtti. Baş başa bir kadınla ne konuşabilirim dedi. Sonra kırmızı odaya gitti. Esin onu çağırdı. Evet. Bilerek çağırdı. Sen de zeki bir kadınsın dediklerinden dolayı sen onu çağırdın. Hem yarım kalmıştı konuşmamız hem de tamamlayayım dedim yani. Bence yalnız boşuna da gitti Esin'in. Tabii ki hayatım. Yani bitmiştir. Değil mi? Şey boşuna gitti. Yoksa yani. Niye devam ettiresin ki muhabbeti falan saracağını düşünüyorsun bence. Komik buluyorsun. Hızlı bence... gitmek istiyor ama hızlı değil ya. Kız zaman mı kaldı? Bir oradan var bir oradan. Ne bitti artık hızlı olmak lazım. Hızlı yani evet hızlı olman lazım. Evet. O zaman istiyorsun. İstiyor gibiyim. İstiyormuş. Aşkından ölüyormuş. Ne? Aşkından ölüyormuş, istiyormuş. Aynen öyle. Duyu bundan... beni kameracı. yani istiyorsun. Olabilir. Olabilir. Niye olmasın ki? Yani? Tabii ben canım. Burada her şey olabilir ya. Burası onun kısmet olur. Seni her konuda rahatlatabilir hayatım. Gizem, sen anlat aşkım. Ben mi anladım? Bir zahmet anlat yani. O burada değil biz ya. Göremediğimiz için. Olsun aşkım burada değil mi? Aşkım her gün konuşuyoruz. Evet. Sorularınızı çözdünüz. Gizem evet. Bir story gördüm sabahı. Evet. Bir şeyler alınmış sanki yine. Şımartılınıyor. Gizem'i çok şımartıyorlar. Bu sefer nereden aldı kızlar biliyor musunuz? Benim kuyumcumda. Peki. Dedi ki bu sefer Gizem dedi kuyumcun nereden alıyorsun dedi altınını dedi. O kuyumcu numarasını bana peki yolla. Sonradan bir şey oldu ya. İşte olmasın diye. Normalde kendisi kapalı çarşıdan alacaktı. Orada daha çok kuyumcular var ya. Dedi ki yok dedi. Sen dedi nereden alıyorsun? Direkt oradan sana yollattırayım dedi. Öyle yollattı. Ama kız güzel. Bu da ilk zamanlarda bu ne şımartmak. Ama bir ben çok üzüldüm ilk zaman. Yani
Çok heveslendim biliyorsun. Aşkım doğum gününde daha yeni bir gün falandı hani böyle evet, beraber şıklandı. Heveslendim çok beğendim. Set aldı. Sonraki paylaşılan şey için falan açıklama yaptım. Sonra kız şey yazdı, onu paylaştı. Sonra da işte iftira attım, işte kıskandığımdan yaptım gibi bir şey paylaştı. Sonra kız. Ama kız bir şey beğenmiş, onu gördün mü? Onu da beğenmiş, evet ama sonra ben kızın konuşmalarını fan gruplarıma da attım. Yani bilmiyorum kız bir çok bir de sonradan paylaşılan bir tane şey var hani. Üzerinde falan. İşte ondan sonra kız zaten şey diye paylaşmış. İftira attım, kendim taktım falan. Bana niye kız böyle fikrini değiştirip duruyor ki? Bana kız sürekli fikrini değiştirip duruyor. Evet, bak neden? Net gelse yemin ederim ki şu evde dışarıda bir kadını koruyacak, onun gururunu düşünecek bir kadınım ben. İşte ama beğendiği bir tweet var evet, ya şey evet, hani. Ama bana değil de bana hem bana yazmıyor hem de böyle farklı platformlarda sana farklı farklı mı? Hareketler ediyor. Beni engellemiş herhalde. Yemin ederim bir konunun içeriğini öğrenmek için yazardım da bu arada. Hani bilmediğim bir şey var mı? Hani söyleyemediği, çekindiği. Yani kadını sonuçta hepimiz. Ama bilmiyorum tutarsız. Beni de ilgilendirmiyor aslında. Ben niye bu kadar konu içine girdim onu da bilmiyorum. Attım zaten takıyı. Komple seti attım. Aa. Evet videom da var. Çöpe attım. Direkt yani poşete koymadan bildiğim büyük çöpe attım. Aşkım kapat gözlerini. Ne? Sana bir sürprizim var. Hadi bakalım. Aç. Parfüm mü aldın? Aşkım kötü mü kokuyorum? O, hayır. Öyle mi söylemek istedin? Hayır biliyorsun kokunu çok beğeniyordum ama bu çok farklı. Yalnız kutusu yine falan filan çok iyi ya. Aşırı. Çok güzel kokuyor. Bak bir kokla anlayacaksın. Aşkım bir saniye. Aşkım bir saniye. Çok beğendim ben. Ne kadar geldi. Bak bakayım. İyi geldi mi? Çok aşkım güzel. Benim çok teşekkür ederim. Zaten ben de parfüm almayı değiştirmeyi düşünüyorum. Çok teşekkür ederim meleğim benim. Çok güzel oldu. İyi kokuyor mu? Evet. Teşekkür tam ederim. Tam senin kokun biliyor musun? Değil mi? Çok evet. Teşekkür ederim. Çok güzel oldu. Ben de bundan sonra zaten başka parfüm almam. Bayağı çünkü evet, bak. Evet aşkım bundan sonra bunu kullan. Başka değil. Çünkü başka. Gerek yok. Gerek yok değil mi? Gerek yok aşkım. Ben bu de en beğendim. İyisi şu an. Ben de şu anda en iyisi olduğunu düşünüyorum. O yüzden daha da kullanmam bir tane benim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Hadi çok mutlu aşkım, oldum. Sen beni böyle düşününce bir de böyle güzel kendim bir hediye... böyle güzel bir hediye alınca çok mutlu oluyorum. Çok teşekkür ederim bir tanem benim. İyi ki varsın. Burası ihanet kokuyor burası ihanet. Ben kızlar evine gidebilir miyim Esin'in yanına? Gidebilir miyim? Gideyim mi? Kızlar evine gitmek istiyorum. Gitmeyeyim mi? İhanet kokuyor burası. Gideyim mi gitmeyeyim mi? Evet mi hayır mı? Ben kaçtım. Acaba ben de merak uyandırdı. Acaba o kızı görmeye mi gitti diye bir düşündüm. Yok tamam be. Da Nişantaşı'nda kaç tane güzel çalışan var ki? O kalitede herkes güzel çalışanlardan. Ya doğru ben çalışmamı tamam da, yok. Sen daha önce beğendiğin birisi. Bir de tekrardan o kafeye gittiğinde tamam sanki da. Bilerek onun için görmeye gidiyormuşsun algısı uyandı bende. Empati kur. Burada olan hani abi, Beyza'ya empati, ben yoğunluğunu göremiyorum. Şey yok, tam tersini kur. Empati kur. Tamam da niye kurayım? Beyza gitti bir mekana tamam, birini beğendi yok. Diyelim. Ama bak bir şey diyeceğim. Bir Kerem zaten. Tekrardan aynı mekana şey gitti diyelim. Bir Kerem zaten Murat'la bir sohbetim var. Bak. Geçen de aynısını yaptın, bir daha yapma bak, bak. Bak sen şu an sohbetin Murat'la. Doğru, sen karışma. Doğru. Bekle. Benim demek istediğim şey, Beyza'dan öncesinde beğendiğim birisi var. Beyza da burada. Söylüyorum ona da. Şimdi sen tekrardan o kafeye gittiğinde acaba onu mu görmeye gidiyorsun? Algısı oluştu. Çünkü neden? Burada ben Beyza'ya olan samimiyetini görmediğim için, Beyza tarafından çok gördüğüm için, Beyza. O yüzden ben arkadaşımın Beyza. Acaba kullanılıyor mu burada algısı oluştu? Çünkü ben burada samimiyetine inanmıyorum. Beyza tarafından değil, sen tarafından. Tamam, soralım o zaman. Beyza'nın yorumu ne o peki? Tekrardan aynı kafeye gitmesi hakkında. Sen dün tek başına o kafeye mi gittin? Hayır, gitmedim. Onu anlamıyorum zaten. Bak gitsen de zaten derim sana gittim diye. Aa, sen mı? Dün mü söylüyorsun bunu? Dün için mi? Ben dün. Senden önce. Ama o tüm İlayda aslında da ben bir yanına gidebilirim. Hem de küçük bir eziyat. Ben adam beni sabahtan aradı. 24 saat konuşuyoruz. Ben değilim ya. Beraberdeyim. Beraberdeyim. Gittim. Annem beraber gittim. Bunlar. Sen her dediğine inanacaksak o zaman hiç... Beyza'ya bir şey yok. Saçma bir şey yok. Sen niye bu kadar yükseliyorsun? Tamam da bu 1 değil, 2 değil, 3 değil. Şu an kaç kere oldu bu? Ben yalan söyledim. Gittin mi? Kafeye gitmedin. Tamam ben bir yalan söyledim. Gitmedim. Beyza adam ben ne de sabahtan akşam bakıyorum. Ben bir yalan atıyorum.
Abi ve ben bir kere gitsem az sana... Önce yok gitsem sana ne? Anladın mı? Ya, sana ne? Bir şey söyleyeceğim. Az önce gittim demedin mi sen? Yok gitmedim abi. Nasıl gitmedin? Gittim. Sen ben... dün Ferhat'tan önce tek başına kahve içmedin mi? İçmedim. Aynen. Yalan. Nasıl ya? İçmedim abi. Gittim kaliteli dedi. Ya, sevdim orayı dedi. Tamam gitsem tabii yine giderim. Bak şu an bir gün gitsem giderim abi. Kaliteli diye sevdim güzel mekan ya, diye. Ya beğendiğin bir kızın olduğu mekana gider misin? Abi şu an ben kız için gitmiyorum Kore'ye. Sen niye halen kıza taktın ki? Yani birini beğenmişsin orada ve ben beğendiğim bir erkeğin olduğu, önceden senden önce beğendiğim bir erkeğin olduğu mekana gidebilir miyim yani? Tamam da ben senden önce gidiyordum. Yıllardır gidiyordum miyim? Ben oraya. Yıllardır gidiyorum tamam, oraya. Tamam yıllardır gidiyor olabilirsin ama hayatında ben varım ya. Tamam o zaman tamam ben de diyorum ki Nişantaşı'nda her mekanda güzel çalışanlar var. Hiç gitmeyeyim o zaman. Ha bütün kızları beğeniyorsun yani. Alakası yok. Ben de sana demek istedim. Hepsi yani, güzel çalışıyor. Yani Beyza bak ne olur biliyor musun? Ya, diyorsun ya kız arkadaşlarınla otururken aa güzel kızmış diye bir yorum yapıyorsun ve bunu içeride konu ediniyoruz ve hani güzel, rahatsız güzel oluyorum ya ben bu konudan. Ne zaman gittiğin benim için çok önemli. Hani bana ne zaman gittiğinin tarihini özellikle fotoğrafını atıyorsun. Evet. Bak bu zaman gitmiştim sen yoktun diyorsun. Evet. Şimdi gittin mi gitmedin mi? Gitmedim kaldım? Diyorum işte gitsen de söylerim sana anladın dün mı? Dün arkadaşım beni aradı kardeşim. Mekanda tek başına normal kahve içtiğini, az sizinkilerden birisi geldi bana dedi. Tabii ki Berk'i çok beğeniyorum ama önceliğim kim ilgi, önceliğim yok. Kim haksız bir durum varsa ortada tabii ki de haksızın yani haklının yanında dururum. Konuşamadım. Öyle. Günaydın. Günaydın. Bu konuyu da bir daha beni hiç dahil etmeyin kızlar olur mu? Ben açarsam da kapattırın tamam. Konuyu çünkü aynen, burada gerek yok. Evet. Ben... O bayağı şey. Bir de onu değil ya. Mihle bana ilkilerde gösterdi. Ben böyle. Şuradan çık şu tarafta. O çünkü ben de çok gerçekten bir şey söyleyeceğim ya. Yani böyle şey. Geçen şey oldu ya ben senin kulağının dibine karşı konuştum. Hı-hı. Böyle aşağılayıcı konuştun ya bana bir daha bana öyle konuşma. Pardon. Bak senin kim olduğunu bilmiyorum. Pardon. Kim olduğunu bilmiyorum. Pardon. Bak, kim olduğunu ne bilmiyorum. Diyorsun sen bana ya? Orada konuştuk ya Öykü Hanım vardı. Ne diyorsun sen bana? Sesini rahatsız yükseltme. Oldum. Sesi, tamam ben de sana fikrimi beyan ediyorum. Bu şekilde orada sözüm kesildi. Konuşurum sen padişah değilsin. Benim kim olduğumu benim da bilmiyorsun. Olma. Karşında konuştuğun muhatap adamla olma. Dikkatli konuş. Muhatap olma. Birine aşıksan, birine aşıksan, birine aşıksan burada durma. Bak, birine aşıksan burada durma. Senin egon bana sökmez. Muhatap olma. 15 dolar 15 dolar aldığın mavi tikle kendini ünlü sanma tamam? Ne diyorsun sen? Hadi ya. Canım. Hadi canım. Sen ne diyorsun? Hadi canım. Rezilsin. Bir de erkeğimi hadi canım. Hadi canım. Senin egon gelip bir senin egon bana sökmez. Böyle şeyler bak, konuşma. Senin egon bana sökmez yok, tamam mı canım? Ne benim oldu? Kim olduğumu bilmiyorsun. Bana bir diyorsun ki evdeki erkeklerin gücün bir kadına muhatap oluyorsun bu bak, şekilde. Bak senin egon argo bana şekilde. Sökmez. Aşık olduğun adamın yanına git, buradan git. Sen kimsin? Eylen, ona saygısızlık yapma. Sen kimsin? O gelecek Berk'in yanına zaten. Git. Berk'in o yanına gelecek, git. Berk'in tamam, Berk'in yanına git o zaman. Ona saygısızlık tamam yapma. Tamam mı? Ne oldu? Şipin burada ona değil mi bu kadar? Ona saygısızlık yapma. Şipin burada olsa da aynı şey. Karşındaki ha? insanları aşağılayarak defol konuşmayacak. Git sen. Git bir dönüm. Kime şekil yapıyorsun ya? Kadın tamam bir şey yok da ne? Padişah. Padişah mısın sen? Padişah mısın sen? Ben bir şey yapmadım. Erkek misin lan sen? Yediremedim mi? Erkek misin? Erkeğim. Erkeğim ya. Erkeğim. Erkeğim. Onun egosu bana sökme. Ego değil. Abi öyle bir şey yok. Bana saygısızlık yapmasın. Ben ona saygısızlık yapmadım. Bak bugün orada bir şey demedim. Bana saygısızlık yapmasın abi. Abicim bak. Bana böyle bir... Kulağımın dibinden çek. Öykü Hanım var diye bir şey demedim. Bana sökmez onun egosu. Şaka mı bunlar? Ya yaptığı şeyi görmüyor musunuz ne? Ya? Ne dedi sana? Yani yok bana aşağılık konuşma. Orada kritikte yanından kalkmışım. Niye benimle öyle konuşamazsın? Git evden defol git. Berk'in yanına koş o zaman. Aşıksan git ona. Ne haddine ya? Bir de gelmiş masayı itiliyor. Defol git diyorum. Muhatap olma benimle ay, diyorum ya. Ay tutmasak Volkan ne yapacak çok merak ediyordum evet. Yani. Yuh yani. Resmen dövecekti. Evet. Resmen dövecekti kızlar. Olkan. Burada yaptığım hareketle kendini dövme. Dövemez. Biz buradayız. Biz buradayız. Onu, o boyuyla hiç kimseye dönemez zaten. Erkeklere gücün yetmedi böyle. Kadına mı gücün yetiyor? Hadi defol ya, git. Git sen. Kime şekil yapıyorsun ya? Bana sökmez onun egosu. Resmen dövecekti.
saygı gösterecek. Ben ona saygı göstererek konuştum. Tamam ama senin şey yaptı, bu hareketi. İlko yaptı. İlko yaptı. Tam İlko yapar, yaptı. Bir saniye İlko yaptı. Ben de tepkimi gösterdim. Sen atıyorsan ben de atarım dedim. Hayırdır? Kimin kimden üstünlüğü var burada? Kanka, ne onun benden var, ne yaptığınızı bilmiyorum. Ne onun benden var, ne benim ondan var. Ben de kızın suratına gidecekti. Bana boş egosu sökmez kimsenin. Olmaz yani. Onun boş egosu bana sökmez. Ne yapıyor başkasına bu? Hava bassın. Evden git Elan Şipin'e... Başkasına hava bassın. O kişi ben değilim. Gerçekten senin savunuma pişman ettim beni. Biz de sofralar gördük kalktık. Habib ağlama aşkıma. Ağlama tamam. Allah aşkına. Allah aşkına bir dayak gelsin. Bir gel. Gel bir Olkan gel de bir göster erkeklik. Ya ne diyorsun be? Ya tamam bitti. Konu kapandı tamam. Ben senden daha çok erkeğim merak etme. Merak et. Erkekliğime laf edecek son kişisin. Ya sadece mevzu şu. Sen dün gitmişsin beni aradı. Durduk yere arkadaşım neden beni aradı Kaan geldi desin. Ben de otomatik ben şunu düşündüm. Dedim ki yani daha öncesinde beğendiği birisi çalışıyor. Ha ya Beyza'dan öncesinde beğendim demişsin ya sen. Otomatik ben şimdi bir de oraya çay içmeye gidince. Tabii ki de gidebilirsin ama. Şimdi ben de psikolojik ben şeyi düşündüm. Ben Beyza'ya olan yaklaşımını samimi bulmuyorum. Onu da göremedim. Ve tekrardan o kafeye gittiğin için dedim ki herhalde bu oradaki kızı beğendi kendini göstermeye gidiyor algısı oluştu. Ama sen Beyza'ya olan samimiyetini görseydim. Ben böyle düşünmezdim. Görmüyorum bunu. O zaman şu adamı ara kimse, çalışanı soralım. İkincisi de yani... Tamam. Sen samimiyeti bulma. Sana ne anladın mı? Ya benim yine benim arkadaşım. Tamam benim de şipim. Sana mı kalmış samimiyetim nasıl, iyi mi? Bana kaldı. Kalmadı kardeşim. Kaldı, ben giriyorum. Ben arkadaşımı koruyorum. Tamam, bu da benim şipim, ben de şipimi koruyorum. Ne olacak şimdi? Ya şipini, bak şipini koruma, uyup korumamak mevzu vesaire falan değil. Ben diyorum ki bak dışarıdan gözlemliyorum. Tamam. Samimi bulmuyorum seni bulmuyorum. Tamam da ben de sana diyorum samimi bulma. Sana ne? Yorum yapabilir canım. Cevabı tamam da Beyza veriyor mu? Bak bir değil, iki değil, üç değil. Kaç kere yorum yaptı bak. Bir saniye kankacığım. Biliyorum haklısın. Beyza sen Kaan'ın samimiyetine inanıyor musun? Yani inanıyorum aslında. Tamam inanıyorsan konu kilit bitti. İster tamam bitti yorum ben yapabilir. Onu diyorum anladın mı? Buna ne kalmış? Ya da ya Batan'a ne kalmış samimiyetime? Yorum yapabilirler. Bunda bir şey yok. Burası öyle kardeşim, bir yer biliyorsun. Benim yakın arkadaşım. Tamam, sen diyorsun hala ya. Hala yakın arkadaşım bak, diyor. Bekle. Abi, tamam da. Hani ilişkin hakkında yorum yapmıyorum diyorsun ya. Tamam bu herkes yapabilir. Tamam bak sen yorumdan ötesini yapıyorsun ama. Ben de sana... Böyle yaparsan ben de sana Beyza'la alakam olmayacak. Bitti gitti. Ben neden mesela yani baltalayacağım? Yani Murat niye baltalasın ki anladın mı? Ben benim Beyza'yı aksine sana demiyor muyum? Bir şey söyleyeceğim sana. Ben içeride demiyorum. Bak Beyza'yı gerçekten mutlu et. O benim yakın arkadaşım vesaire. Bunları demiyor muyum? Tamam diyorsun. Bunları diyen adam sence tamam. Baltalayacak bir adam mı? Ama görüyorsun bunu ettiğimi de. Neyi? Görüyorsun bunu ettiğimi. Ben bunu görmüyorum. Tamam. Sor. Sor o zaman kız burada. O zaman belki abi şöyle bir şey var. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Şöyle bir şey var. Bat'la Murat çok yakın arkadaş değil mi? Bat belki Beyza'yı unutamadı. Murat o yüzden baltalıyorsun diye. Tamam olay bu öyle bitti. Şey yok, zaten Bat'la kaç gündür... Murat öyle bir şey dursana yapacak biri değil. Murat'la Bat'la zaten kaç gündür... Bat'la zaten kaç gündür şey yapıyor. Hani bak sen girme, sen girersen yanlış anlaşıyor. Eğer öyle bir şey varsa Allah canımı alsın. Tweetler. Ben o tweetleri... Yok vallahi. Gerçekten öyle bir şey yok. Bak sen o yüzden hiç yorum yapma. Böyle sen bana olursun. Geldin ilk gün sordun da ben sana gerekli cevabı aynen. Verdim kardeşim. Benim tamam ama böyle yaptıkça ben de içime kurt düşüyor anladın mı? Laf değil. Kurt düşmesi kardeşim. Yani, yorum yapılabiliyor. Ben gördüğümü söylüyorum. Beyza ne kadar yüksek? Tabii ki de bir taraf daha yüksek olabilir. Ama benim gözlemlememle... Kardeşim, çok kardeşim ben bir yorum yapabilir miyim? Ben Beyza ile Kaan'ın ilişkisi başlamadan önce bir yorum yapmıştım. Karakter olarak çok farklılar. O yüzden ben göremiyorum Beyza'dan kaynaklı. Çünkü Beyza böyle daha yükseklerde yaşayan bir insan. Kaan, Beyza'dan görüyorum. Kaan kültür görüyorum. Farkı olarak ya, yaşıyor ama Beyza ya, kadar bir şey söyleyeceğim. Kültür farkı da bu adam da Almanya'da doğmuş büyümüş. Yani gizeme yaklaşımlarını zamanında gördük nasıl bir ilişki yaşıyor. Tamam da bu adamın karakteri başka. Karakterin içinden gelmesi. Ama bu karakterle alakası bir şey sen Beyza. Sen, bu biraz daha sakin karakter. Sen bana diyorsun o karakter yapıyla alakalı bir mevzu samimiyetine inanıyorum diyorsun şu an dediğine bak. Hayır ben senin samimiyetine inanmıyorum demedim Kaan. Sadece sende ne sorunu var biliyor musun? Sen sahiplenme duygusu yok sende. Aşkım. Aşkımın da tonları var farkında mısın? Farkındayım. Biz öyle anlaşırız zaten sende. Şu mesela aşkım bu çağırma tamam mı? Şu da aşkım benle ilgilen. Bak aşkım. Şeyim, ilgi ihtiyacım var. Aynen, o kadar iyi anlıyorsun ki. Aferin. Evet. Tek kelimeyle anlaşıyoruz. Anlaşıyoruz. Gerçekten çok güzel kokuyorsun ya. Niye böyle oldun? Bilmem. Hep güzel kokuyordun da bugün daha bir bebeksin.
Evet. Ben çok üzüldüm dün sen beni aramayınca. Aradım aşkım ama geç aradım. Bir daha o telefon açılmazsa engel. Engel. Beni engelleyebilecek misin? Kıyabilecek misin bana? Engellemem o zaman ben de açmayacağım. Dışarı çıkınca açmayacağım. Neden? Çünkü sen de öyle yaptın bir kere. Ama ben o zaman dışarıdaydım. Kombin deniyordum ya. 10 yani, saat mi deniyordun? Kombinleri dedim sonra gittim. Şeye tıraş oldum falan böyle hep. Telefonda zaten konuştuk ki seninle bayağı. Ben dışarıda elim ağrıyana kadar senin telefonla konuştum böyle. 10 dakika boyunca yürürken. Elin ağrırken mi? Hep önümde poşet var. Telefonda seninle konuşuyorum 15 dakika boyunca. Şun yani elini bil. İşte bu. Sonra da diyorum ki bu ilişki için ne yaptın? Adam 15 dakika telefonla konuşuyor. Hala burada bir şeyler almaya çalışıyorsun. Ya tutmasak ne yapacaktı ya, çok merak ediyorum. Kız, bu kız eksikti burada bu oturuyordu, hiçbir şey demiyordu, dibine yani, geldi bunları... ya. Ne oluyor ya? Gücü, aa, ne oluyor, ay, hayırdır ya? Ha? Geçen gün Görkem'e yapsaydın hani aynı hareketi. Sorma yoksaydı. Sorma yoksaydı. Geldim başına bir şeyler saçmaladım. Ya hayır edin. Sehpayzını fırlat. Bir daha asla burada bir olmayacak. Şöyle fırlattı ya. Dilara senin arkadaşın uyarsana gidip alın. Söyledim. Daha ne konuşuyor? Biz neler söyledik? Hani bir gün iki gün hayırdır yani yeter. Öyle mi o? Hayatım böyle biri değildi ya. Tamam aşkım. Su var mı? Tuvalete gidecektim sen geldin. Sana getirmişler. Emiş gel. Gel bir şey oldu. Gel, ne biçim davranıyor kadın? Kadar da olmaz da yani. Can bilmeden buraya gelmiş. Ne oluyor konu ne tam olarak? Ya aldı kızı. Ya kritikli. Ya. Şey dedi ya ben rahatsız olurum. Bak ağlattı atışı, kızı ben... ya. O da orada diyor ki niye orada artistlik yaptın yani? Niye gelmiş suratını öyle şey yapıyorsun öyle şey yapmadı. Eğer aşığın varsa git Berk'e elen git işte Berk'e o zaman. Seni ne ilgilendirir ya? Bana sehpayı fırlattı. Sen diyor git diyor Berk'e. Ben de sehpayı fırlattı. Oturuyordun şurada kız başına geldi. Başına geldi konuştu böyle gitmedi de. Diyorum ya ki benimle muhatap olma diyorum. Gizem gitsin diye şunu şöyle fırlatınca o da sehpa yüzüne fırlattı yani. Hayır bir kızla bir erkek ne bileyim ya kaçaya göre ben anlamadım. Evet, bir erkek evet. Bir kadın. Ya git diyorum Görkem git diyorum muhatap olma benimle diyorum. Senin egonu yerler bilmem ne. O zaman biz her kritikli yaptığımız şeyden hesabı biz oturuyorduk ya Öykü Hanım da var. Aa. Bu böyle aşağıladı böyle bir aşağıladı. Hiçbir şey diyemedim. Arada ki bir kulağımın dibinde susar mısın falan. Öykü Hanım var diye yeni geldim diye bir şey demedim ona kuruldum. Bugün de dedim ki yanına başına geldim. Bak dedim Gizem benle konuşurken lütfen saygılı konuş. Sakince söyledim bu arada. Yemin ederim sakince söyledim. Dilara sen var mıydın bilmiyorum. Sakince bana bağırmaya başladı. Ama öyle anlatılmıyor bak. Kızlar var orada. Yanlış konuşuyor. Eşya ben, falan fırlatılmış. Esin en son. Ben sakince söyledim mi söylemedim ilk başta. Okan, ben görmedim siz orada ne konuştunuz. Dilara'yla kalktık. Tanımıyorum ama ben. Tanışmak istemezsin. Sakince bak ben sakince dedim ki eğer dedim. Bana saygısızlık yapacaksan ben de sana yaparım. Ama Olkan biz bak, burada birbirimize kadın. Girdiğimiz erkekler bak, çok oldu ama senin yaptığın okay. Hareketi bir şey hiç kimse erkek burada yapmadı. Burada erkek kadına karşı hiçbir şey diyemez. Evet, tamam. Ben de bir şey demedim. İşte bak ama ben oraya şey fırlatmışsın vesaire. Orada bana birbirine... sesini yükseltti, bağırdı, vurdu, sakin kırdı. Bırak, vurdu, bağırsın, kırdı. O madem ona bir şey yapmadım, vurdu, kırdı ben de ittim. Aşkım biz burada böyle her gün görüşüyoruz dışarı çıkınca. Görüşemeyince üzülecek miyiz? Ha? Çok üzüleceğiz. Hayır, üzülecek miyiz dedim. Dışarı çıkınca mı? Evet, burada her gün görüşüyoruz ya. Dışarı çıkınca her gün görüşmeyince üzülecek miyiz dedim. Üzüleceğiz. O yüzden... Her gün görüşmemiz gerekiyor. Aynen. Görüştük şimdi. Şimdi görüştük. Ama sen orada oturuyorsun, ben tam karşıda oturuyorum. İşte çok uzak. Niye bu kadar uzaksın? Bilmem. Sen o zaman yakın bir yerlere taşın. Taşınacağım zaten. Bilek güneşin. Ben kazandım. Hadi bilek güneş. Şuraya gel. Koy kolunu. Tamam sonra dedim. Orayı nasıl öyle yapayım? Sen salak mısın? Sağ ol. Tamam sen buraya gel. Sen salak mısın? Ben solla da yaparım. Saçım nasıl olmuş? Çok eksik olmuşsun. Zaten görüntülü konuştuğumuz için görmüştüm o yüzden. Tekrar seni şımarlar. Böyle de olmaz ki. Gel. Koskocuğum.
Gel gel. Ay kim yerlerde gel, şu gel. An? Ya beni niye çıldırtıyorsun? Allah'ım yarabbim. Evet sen çok kısa rahat edemiyorum. Ya git ya, yalandan hareketler yap. Ya ye. Oha. Sen ciddi misin? Git ya. Dalga geçme bak bende. Sen ciddisin. Benle dalga geçme. Şey ne dalgası? Ya çünkü. Ama bırakma. Sen babasını eğlendiriyorsun beni. Bırakma hadi. Çocuk mu eğlendiriyorsun? Ah. Ah. Yenildim. Yendim beni. Aşkım. Efendim bebeğim. Hadi kendin yap. Yenil, yeniyorsun işte beni. Bir, iki, üç, başla. Ben de öyle yaptım. Tamam hadi. Yer çek bu sefer. Ne yapıyorsun? Ben şimdi şey yapmıyorum. Sonra havadayım. Bir, iki, üç, başla. Dur. Biri adam gibi bak. Adam gibi başlayalım. Yapalım. Güçlüsün tamam. Tamam adam gibi. Gerçek. Tamam. Tamam. Sen kaşındın. Bir, iki, üç. Ya Rümeysa. Gerçek yap. Aşkım senin hareketlerin bunlar. Tamam şimdi bırak. İki, üç başla. Ne yapıyorsun hadi bana? Hadi gerçek. Bir, iki, üç başla. Aşkım. 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 Ne oldu? Ben kavga etmeyi sevmiyorum. Ama gerçek yap dedi. Tamam, şakadan yapalım. Tamam, hadi. Kadın, erkek farklılığı var. Zaten anlayacaksın bu ayrıyı. Kanka ben bir şey söyleyeceğim. Tamam. O gün sustum zaten. Sen sus, sıkıntı şimdi yok. Yanına geldim, sen yoktun diye anlatıyorum. Geldim dedim ki bak sakince, gizlenmedim. Lütfen dedim bana saygısızlık yapma, ben de sana yaparım dedim. Sessizce ve sakince. Bağırmaya başladı. Bağırmaya başlayınca ben tepki gösterdim. Onun oh, kadar değil ama. Yok. Al şuraya. Konuş. Tek onun şöyle bir havası var. Ben dalgaya falan da. Konuştuk. Öyle bir havası var. Yüzüne bakmıyor insanın ama aşağılıyor. Burada daha ne havalar olacak? Ha bak en iyi Dilara tanıyordur. Burada kime ne tripler atanlar var. Önemli olan değil. Ben bana yapılara bakarım. Şu anda ekrana verilse bile erkekler evinden alacağın tepki kızların yanında o hareketi yaptığın için. Tamam doğrudur da ben kendime yapılanı biliyorum. Siz biliyor musunuz bana yapılanı bilmiyorsunuz. Bak fark etmiyor. Sen istediğin kadar haklı ol. Tamam haklı. Bunu ben sana bunu bir erkek yapsa okey sıkıntı yok. Ben sana hak veriyorum. Ama ben ona hiçbir şey yapmadım. Ben normal konuştum sessizce o bağırmaya gürlemeye başladı. Ben senin de olsam... İzleyince de görürsün. Haklı haksız aramam yapılan şey için özür dilerim. Ben ondan özür dilemem. O kadar yani özür dilemem abi. Beni dinle. Baksana dağıtmışsınız her yeri. Ben dilemiyorum. Yok ben dilemiyorum. Bence özür dile. Sana hak veriyorum kanka. Beni dinle. Sana hak veriyorum ben dilemiyorum. Bence bir özür dile. En azından bu hareketler için yapılan hareketler için. Yapılan şu hareketler için özür dile. Suratıma bir şey attı gelmedi. Sorun değil. Okey o ayrı. Onlar şey aranızda onları bir yerde konuşursun. Şimdi ben özür dile ne yapacak biliyor musun? Git başımdan. Hayır onun için değil. Yaptığım hareketlerden dolayı. Yaptığın hareketlerden dolayı. Onlardan dolayı özür dilemem. Ondan dilemem ben. Genel insanlardan buradaki insanlardan dilerim ondan dilemem ben. Ben arkadaşımın tabii ki de çok mutlu olmasını isterim yani. Tamam da dışarıdan bak isterisin de bu sana birazcık kalmadı Murat. Nasıl bana kalmadı? Kalmadı arkadaş. Senin ne alakası var? Sana mı kalmış bunun mutlu olmadığını? İstiyorsun tamam da. Oğlum burada kimseye kalmadı tamam zaten. Tamam o zaman niye karışıyorsun? Bak burada kimse kalmadı. Tamam, ben karışırım karışmayayım. Karışamazsın. Karışmayacaksın. Benim karışmayacaksın. Karışmayacaksın oğlum. Sen nasıl kısıtlıyorsun? Yok karışamazsın ne demezsin bilmem. Tamam sen öyle yaptın diye ben de bunu diyorum. Bitti. Sen olaya karışınca ben de sana burada herkes yorum yapabilir. Murat bana bak, yorumun ötesi bu. Bak yorumun ötesi değil. Bu ama yorum değil. Bunu bak bu arkadaş bir şey söyleyeceğim. Orada çalışan arkadaşı söylemiş bunu. Bu adam bunu duyup Beyza'ya söylemekle mükellef. Tamam da bunu söylemese bu arkadaşına ayıp etmiş olur. Ne? Madem görmüş niye resim atmadı? Ya ben neden resim attırayım? Aa onu çek at. Tamam ben de gitmedim diyorum. Ben de sana diyorum ki dursana bir. Ben de sana diyorum ki gitsem gittim derim. Ya sen gittin ya demiştin ilk başta zaten. En başında gittim demedin tamam, mi sen? Ondan önce gittim. Dün gitmedim ki ne? Ya sen az önce dün evet gittim normal tek başıma oturdum kahve içemezdim demedin mi? Gidecektim gitmedim. Ben ondan önce gittim. Dün gidecektim gitmedim ama. Ben de diyorum ki bak gitsem bile sana ne? Bak şimdi diyorsun ki dün gidecektim gitmedim tamam, diyorsun. Tamam gitmedim. Az önce de hiç gitmedim diyorsun. Tamam. Şimdi gidecektim diyorsun. Tamam da. Ve ilk konusunu açtığımda da gittim dedin zaten. Yok gitmedim. Gittim orayı sevdim çok güzel bir mekan demedin mi? Abi ne zaman dedim dün gittiğimi ya? Kaan gittin mi gitmedin mi? Ben de sanmıyorum gitsem gittim derim. Sen de buna inanıyorum de olay konu bitsin gitsin. Niye uzatıyorsun ki? Hayır merak ediyorum anladın mı sonuçta? Ben de sonuçta sana gitmedim diyorum işte. Niye daha soru soruyorsun ki anlamadım ben. Yani hani ilk başta gittim demişsin gitmedim diyorsun. Anlamadım şu an kafam allak bullak tamam, yani. Tamam o zaman ben de gitmedim diyorum. Sorun cevabı bu.
Yani sabah niye o kadar yükseldin o zaman? Tamam yani yine duydun, bana konulara bağırdın, girip duruyor işte, ne alakası var Murat? Yani konunun benimle de alakası yok. Senin yaptığın bir şeyden niye üste çıkmaya çalışıyorsun o zaman? Üste niye bak anlamıyorsun, üste çıkma alakası yok. Adam 2-1'de konuyu açıyor, nişan taşı. Ne nişan taşıymış abi bu? Ben çünkü neden açıyorum biliyor musun kardeşim? Ben çünkü gerçekten senin Beyza'ya olan samimiyetini sana bulmuyorum. Sana ne? Moruk sana ne? Oğlum bana ne bir şey yok. Ben yorumumu yapıyorum ve yapacağım. Çünkü neden? Yapmayacaksın. Ama bu yorum değil ama. Bak her gün daha fazlasını yapacağım. Var mı bu birincisi? Tamam ben o zaman senin yorumunu yapacağım. İstediğini yap oğlum. İlişkin yorumunu yapacağım. Sen bizim ilişkimizi zaten bir şey sokamazsın ki. Görürsün söyleyeceğimi söylemeyeceğim. Hadi istediğini söyle bakayım. Söyleyeceğim zaten. Sen bizi etkileyecek bir adam değilsin yani bizim ilişkimizi. Ben seni etkilemeye falan filan da çalışıyorum. Bak şu an kendini seni etkilemeye çalışıyorsun. İyi veya kötü. Anladın mı? Sen bizi etkileyemezsin. Ben de etkilemeye çalışıyorum. Ben sadece olanı söylüyorum. Tamam etkileme. Dışarıda samimiyetsiz bulan var mıydı Hira'yla bir dış göz olarak baktığında tamam yok. Benim yaklaşımım belli. Hira'nın bana yaklaşımı tamam, belli. Tamam bu da bana gerçek gelmiyordur belki. Ha, tamam ben sana saygı duyuyorum. Tamam yorum bu işte. Ama ben seni gerçekten samimi bulmuyorum. Tamam. Şu an ben sana zaten yorum yaptım diye evet ben de seni samimi bulmuyorum. Alakası yok. Karşılık ben senin dedik ben senin dediklerini şu an şey yapıyorum anladın mı? Abi bir kere şeyden dolayı kul oldum. Gitmişsin kardeşim. Durduk yere neden beni arkadaşım arası? İşte sizin bir tane arkadaşınız geldi saçlarını kestirmiş desin. Tamam ara konuşalım. Arasana şimdi konuşalım. Ya burada nasıl arayacağım burada? Tamam. Hadi gel şuraya kalk. Soyunma dostu ararım. Tamam. Bundan sonra da şeylerime girme daha. Ferhat. Benimle Beyza'nın arasına girme. Ben Beyza'yla falan... Ben gördüğümü yorumlayacağım kardeşim. İstediğin yorumla ama Beyza'yla girme daha. Ben sadece burada arkadaşımın kullanılmamasından yanayım yani. Murat. Ben dış gözle... Abi bir kere dediklerine dikkat et. Kullanılmak ne alakası var? Ben işte bak düşün işte bak bu yorumu sen yaptırıyorsun. Öyle bir izlenim vermişsin. Tamam da bak şu an bu konuyu nereden girdin? Bak kullanmak ne demek abi? Neyi ben kuzu niye kullanayım? İşte belki final az kaldı evde kullanmak. Abi eleneceksem elenirim. Çok da umurumda burada kalmak. İşte Beyza da çok umurumda değil ki ben dışarıdan onu gördüm. Tamam o zaman eleyin bugün beni. Yarın eleyin gala, yarın gala var eleyin. Ya bu kadar mı umurumda tamam işte o kadar diyor ya gala umurumda burada kalmak. Ya ben buradayım ya. Tamam da ben de sana diyorum ki öyle bir şey yok. Ki. Adam diyor ki burada kalmak için. Tamam ben buradayım ya eleyin tamam, beni. Tamam ben de sana o zaman bak sen zaten beni samimiyete inansan bu soruyu sormazsın bir kere. Ya ben senin samimiyetine inanmıyorum demiyorum Kaan. Yani ilk gittim deyip gitmedim deyip sonra sabah kelebekte yani gereksiz yere... Abi siz niye uzatıyorsunuz ki? Bir şey yoksa ben gitmedim niye abi o mekana. Gitmedim ama yemin ederim yarına gideceğim. Oldu mu? Pardon. Gideceğim aynen öyle. O zaman görürüm işte. Gidecek misin evet, gerçekten? Evet gideceğim. Git o zaman Kaan. Gideceğim git zaten. Ne mutlu sana. Artık kime göstermeye çalışıyorsan kendini göstermeye zaten devam böyle edersin. Böyle algılayacağım belliydi zaten. Murat'ın istediği de bu. Ya ben niye yanlış anlayayım? Niye size anlatmayan bir şeyi kafaya takayım ben ya? Ben Beyza'nın burada kötülüğünü mü isteyeceğim? Güzel bir şekilde ilişki yaşamasını isteyeceğim tabii ki de arkadaşımı. Bilmiyorum sen hani... Ben sadece Beyza'yı o kadar samimiyken dışarıda şu an böyle saçma negatif yorum yap ne alakası var anladın mı? Nasıl anlamadım? Dışarıda samimiyiz niye gelip burada negatif yorum yapıyorsun? Ben sana şey dışarıda dedim şu konuyu açtım. Ne alaka ben şimdi seninle yakınım diye kötü yorum yapıyorsunca ben kötü olmuyorum. Tamam da doğru değil abi ben bilmiyorum. Şimdi öyle bir algı yaratıyorsun ki ben de sanki dışarıda ayrıyım içeride ayrıyım öyle bir şey yok. Tamam abi ben seninle tabii ki de normal samimiyim ama bunları da gördüğümde bunları da söyleyeceğim tabii ki de. Tamam bundan sonra yapmayacaksın yorumu. Benimle ilgili mi? Kardeşim ben seninle ilgili her türlü yorum yaparım. Yapmayacaksın istemiyorum. Ben yapıyorum kardeşim. Tamam yapmayacaksın. Ben seni samimi buluyorum. Yapmayacaksın. Yapıyorum işte bak seni samimi bulmuyorum. Bana geçmediği için zaten böyle yorum yapıyorum. Ya bir şey söyleyeceğim. Beni kaybetmekten hiç korkmuyor musun Kaan? Şu an nereden geldi bu soru? Nereden yani aldın bu hani soruyu? Gitmedim ama yarın gideceğim diyor. Evet inadına gideceğim yani, şu an. İnadına gideceğim. Çünkü gidersem de sana gideceğimi dedim diye. Ya inadına insan ilişkisini kendi kendine ilişkisini baltalar mı? Murat... Şu an o mekana giderken gidersem ilişkimi baltalamış mı oluyorum? Yani olmuyor musun sence? Niye olayım? Yani burada bunun gerginliğini yaşıyoruz. Sen ertesi gün o mekana bunun gittiğinde... Gerginliğini yaşamaz, sence, bunun gerginliğini Murat yarattı şu an. Sence ilişkimiz sakin geçebilecek mi yani? Yok bunun gerginliğini... Beni kırmayacak mı? Bunun gerginliğini Murat yarattı şu an. Robot. Bunun gerginliğini bak, bir şey diyor, Murat gidiyor şu an gördün mü? Bak bir şey dedi, laf attı. Bak ortalığı karıştırdı gidiyor şu an. Yani ne ortalığı karıştırdım gideceğim? Tamam ben gitmiyorum. Aynen robot, bence gitme. Burada otur ortalığı karıştırıp kaçıyorsun yine olma karışıyor. Otur ben devam kurma. Ya niye ortalığı karıştırdın? Sen kendi kendine dikkat et. Ben bir şey söyleyeceğim. Ben buraya tamam. Kavga etmeye geldim ama ben ilişkimi görmeye geldim. Bas bana kavga etmeye geldim. Sen kavgalısın. Sabah moralin bozuktu. Hilal'le kavga etmişsin. Sabah moralin bozuktu. Gelip hincini buradan mı çıkarır? Ya bir şey söyleyeceğim. Oğlum ben neden Hira ile tartıştım diye. Hira ile de tartışmadım da. Ben neden bunun hıncını ondan bundan şundan vesaire falan alacağım? Tamam da ben... Ne alaka? Ben de sana diyorum ki ne biraz... Arkadaşlık saygın olsa yapma diyorum sana. Öyle bir şey i̇şte yok İşte ben diyor. Arkadaşıma saygım olduğum için, ona çok değer verdiğim için öyle görüyorum. Tamam Murat. Sen de o zaman benim bir... Tabii tamam. Ki de bana... Şey değil de... Sen Beyza'yı çok mutlu et. Beyza hoşlandığını çok belli et. Ben de bu yorumları yapmayayım. Ben arkadaşımın üzülmesini istemiyorum. Sadece bu. Bu fevriliği kimse yapmadı. Sebebini de söyleyeyim. Yayınlandığı zaman anlayacaksın niye yapılmadığını. Sadece beni dinle. Sadece bilerek diyorum bak. Beni dinle.
oraya git bilerek, isteyerek, içinden gelerek. Direkt kendisinden mi dilerim? Kendisi hem yapılandan hem de kendisine özür dile. Sonra seninle yine biz konuşuruz. Ama ben de buna yakışa girme bir daha de. Bitti, zaman, bitirdi. O zaman şöyle bir şey söyleyeyim kanka. Ben şu an özür dilemek istemiyorum. Tamam, biraz sen sakin, sen de sakinleş. Çünkü kanka bak anlamıyorsun. Sen çok de iyi insansın. Bak ben sen de burada böyle olaylar anlattım. Yaşamışsındır. Çok iyi anlattım sana. Tamam. Ben senin anladığını çok iyi anlattım. Eyvallah. Beni dinle. Eyvallah. Gel burada konuşalım. Yukarı çıkmayalım. Ben ne öyle tabak çanak fırlatacaksak mutfağa girelim tabak çanak fırlatalım bir. Öyle değil işte. Konu bu değil bence. Bir şey söyleyeyim mi? İçerideki insanların benimle alakalı ne düşündükleri hiç umurumda değil. Benim şipimden sana ne? Senin egonu tatmin etmek zorunda mıyım ben erkeksin diye? Sırf egosuz edelendi diye bunu yapıyor biliyor musun? Aşkım biz bu kritikte neler birbirimize neler yaptık? Hiçbirimiz de ertesi günce mi hesap verildi? Şey ekrana verildi ya. Ekrana verildi bakmadım ya. Kendi kendine egosuz edeleniyor herhalde. Sen evet, ondan ben senin egonu tazeleme gereksinimi duyayım. Sen kimsin tam olarak? Ondan yaptı o yüzden dedi. Hani git o zaman dedi şey şimdi varsa yerini falan. Evet yerimi değiştirdim istemiyorum. Daralıyorum dedim ya. Olarak yani. Haklı olarak üzerimden konuşuyor insanlar, daralıyorum, böyle yapıyor. Sadaka kalkacaksın yani, ben de olsa ben de kalkarım. Çok gel, kötü. Gel beraber erkekler evine gidelim, bir havan değilsin hayatım. Sen burada kalma. Gel beraber git götüreyim ben seni. Gel aşkım gel, burada kalma, onu görme. Şimdi krizi gel geçirdi aşkım, resmen. Gel. Ben de gizemi yapıyorum. Korktu bir şey yok. Çünkü. Korktu. Kendi hayır, savunmaya geçti. Kendi direkt savunmaya geçtim. Yok. Gizem. Yok. Aynen aşkım. Uzaması lazım. Ne yapıyor? Nereye? Ne alıyor? Aa, kavga ettiler aşkım. Olkan Olkan üzerime yürüdü. Verilmedi mi? Tamam, tamam. Olkan üzerine yürüdü kızım. Yani böyle... Nerede lan o? Gel gidelim havamız değsin gel. Yer fıstı o. Hadi gel aşkım gel. Kerez. Gel izin değiştirin. Kerez o. Ya kendim kendi ellerimle parçalarım yok. Yok Gizem de verdi. Çocukla Gizem'in kavgasında. Çocuk bir şey yaptı sonra Gizem de tepki verdi tabii ki. Aynen. Kendini korumaya geçti. Evet Gizem hakkında geçerken alt gereken bir şey yaptı. Sen gördün mü? Biz yolda gördük. Bayağı üstüne gördük. Nile'yi zor çıkarmış aradan üstüne geliyormuş ha. Ya Nile seni bir edişine hayır aşkım. Nile. Ne güzel gözlerim var. Teşekkür ederim. Senin gözlerin de çok güzelmiş. Boğuluyorum gözlerimde. Yumuk yumuk. Derinlere iniyorum. Kayboluyorum. Kaybol. Şöyle bir saat boyunca işte aralıksız bakabilirim gözlerim. Kırpma. Tamam bir daha. Bir iki başla. Yapıyorum, kaybettim. Tamam, şimdi. Bir, kırban kaybeder. Bir, iki, üç. Oğuzhan! Oğuzhan! Efendim? Kapı! Kaybettim. Kapı! Ne? Aynı masada bir dakika. Bir şey geldi. Kapıya bir şey geldi size. Ben istemiştim, o mu geldi? Biz telefonla konuşurken akşam Ferhat'la buluşacağım, kapıya Ferhat'ta kalacağım. Ben, Ferhat'ta. Tamam, akşam geldi, ben de kaldı, doğru zaten. Tamam. Akşam ben konuştum da seninle daha buluşmamıştım. Arayacağım, Beyza'da yanında olacak. Bakar mısın, benim söylediğimde bak, hala duruyor. Tamam, birazdan bak, Ferhat Ulukaya bak. Tamam. Ben sana diyorum ki seninle daha buluşmamıştı. Akşam Fero'yla buluşacağım dedi. Yanında kim var kim yok diye sormadım. Okan ne yaptın oğlum? Kesip koymuş. Şey yapmadım ya. Bunun üstüne yürümüştü. Ben kimsenin üstüne yürümedim. Öyle diyorlar. Ya izleyince aa, görürsün. Ben kimsenin üstüne yürümedim. Oralar ne oldu oğlum? Kimsenin üstüne yürümedim. Herkes de oradaydı. Ne yaptın? Herkes gördü yani. Ne oldu ki? Mevzu ne? Gereksizlik yani, geldilik işte. Olacak şey bana bir saygısızlık yaptık. Sakince dedim ki bak bana bir daha saygısızlık yapma. Gürlemeye başladı, bağırmaya başladı. Ben de onun biraz yarasını deşince bir şeyleri fırlatmaya başladı. Ben neyse, kimsenin üstüne yürümedim bu arada. Pregala'da konuşuruz. Gel aşkım. Hiç kimsenin üstüne yürümedim. Bilmiyorum. Ama çok gereksiz ve yersiz bir kavga. Bunu biliyorum. Vallahi Gizem'le ben... Gizem'le kritikte konuşun. Ben... Yani o sorununu anlatsın. Tamam eğer derse ki gerçekten ben egolu konuştum o zaman okey ama ben böyle düşünmüyorum. Siz yine bir konuşun. Ben, çocuk değilsiniz sonuçta. İnsanlara bir şey söyleyeceğim. Senin de düşüncene saygı duyuyorum. Mert'in düşüncesine ben o kızdan özür dilemiyorum. İnsanların öyle düşündüğümü değil. Ben hissiyatım bak benim. Şu an dilemeyeceksin. Bak benim hissiyatım, içimdeki hissiyatım. Hayatım boyunca hep böyle yaşadım. Ben o kızdan özür dilemeyeceğim. Gizem, onun boş gerçekten... egosunu çekemem ben. Tam sana egoist gelmiş olabilir o zaman. Ya ben seni şey şimdi sen bir şey desen bana, birine sinirlensen ben en azından sana saygı gösteririm. Yine derim özür dile diye, doğru olan budur. Ama benim senin kendi karakterine saygı göstermem lazım. Senden de onu bekliyorum. Tamam, saygı duyuyorum zaten dile dileme. Ama çünkü... benim düşüncem dilersen senin için daha iyi olur. Sana bırakıyorum gerisini, bu senin hayatın. Ben de nasıl diyorum ki Esin ben, benim için kötüsü olsun. Ben şu an benim için kötüsüne razıyım onun için. O kız için benim için kötüsü olsun. Tamam. Daha fazla
canını sıkmanın bir anlamı yok zaten. Ya, kolay, herkes vaza falan fırlatıyor. Çok geldiğinden belli bir kavga. Abi, kim? Ben kavga etmedim. Ben yanına geldim. Bir kavganın içinde buluyoruz. Sen seni görmedin. Neden? İzlediğinde görürsün. Ya durduk yere abi işte böyle... Tamam da abi karışma. Kişi geldi, bilmem ne geldi, bilmem ne gitti öyle diyecek bir çocuk. Ben şu an şey anlamıyorum. Ben gitsem zaten gittim derim. Onu demek istiyorum. Tamam, bu konuyu çok uzatmayın. Tamam, kapat gitsin. Konuyu da seninle konuşuruz zaten. Ben aratırım. Gelirsin. Okey. Konuşuruz. Nerede oturmak istiyorsun? Vay yere bakan yürek yakan Kaan. Yanlarında oturun. Geç, ben geliyorum. Nasıl oğlum? Çok kötüyüm. Çok kötüyüm. Selam. Aleyküm selam. Biraz dayak yiyordum. Tamam. Alkan beyefendi de. Beyza. Ne? Nasıl ağlama, yani? Ağlama, hiç ağlama. Yani? Nasıl yani? Olay oldu da. Ne oldu? Üzerime yürüdü, sehpayı falan fırlattı. Ne? Nasıl yani? Allah. Bir kızın üstüne geldi, bir şeyler yani? Fırlattı. Git diyoruz gitmiyor, şaka git diyoruz gitmiyor. Geldi, başıma dikildi böyle. Bana bak, işte kritikte bana aşağılayıcı davranamazsın. Şey yaparım. Senin egonu bilmem ne yaparım, bana dikkat edeceksin davranırken mahvederim. Dedim ki ne diyorsun ya, muhatap olma benimle diyorum. Git diyorum. O kim ki seni tehdit edebiliyor ya? Benimle muhatap olma diyorum. Sadece tehditte kalmıyor. Gitmiyor. Diyorum ki gider misin? Muhatap olmak istemiyorum. Benimle muhatap olma diyorum. Hala başımda. Yok 15 dolara mavi tik aldın diye kendini bir şey zannetme falan diyor. Estağfurullah. Saçma sapan şeyler söylüyorum ki ne diyorsun sen? Git diyorum ya, git. Geldi başıma dikildi. Böyle şey sehpayı tekme yeşil attı. Yeşil şeyler, plastik. Böyle onun şey yaptım. Git dedim ya, uzak dur dedim. Ondan sonra bir tekme attı yüzüme doğru. Sana doğru. Ne? Evet, sehpayı. Sonra küfür etme bat ya. Kızlar tuttu. Bir dur. Kızlar tutmasa girişiyordu. Dokundu mu sana? Dokunamadı. Dokunamadı ama biz olduğumuz için çocuk gitmiyor çünkü. Sonra ben de aldım her şeyi fırlattım kafasına. Gel bir konuşalım ona, gel. Gel. Yok gerek. Hayır ben götürdüm zaten onu buraya. Konuşacağım ama konuşuyoruz. Gel gel. Tamam, hayır oğlum. Buraya ben getirdim tamam, Ferhat zaten. Konuşalım, konuşalım. Hayır Ferhat sen nereye gidiyorsun? Allah aşkına. Normal konuşacağım sadece. Niye böyle yapıyorsun? Meraktan sadece. Kafayı mı yemiş? Sonuç yani. Sadece normal konuşacağım, bir şey yapmayacağım. Normal konuşacağım yani, ayıp. Güzel, sizin ben gitmedim. Ferhat. Şey yapın tamam. Gerekeni konuşun. Bence o ikisi çok sinirli Berke. Kavga etmesinler. Öykü Hanım var diye, yeni geldim diye saygısızlık yapmak istemedim. O kim ya bana öyle kulağımın içinde konuşuyorsun? Rica et. Sana ki ben bir kötülük yapmadım, geldim dışarıdan diye niye ön yargı yapıyorsun? Belki de hani sosyal medya fenomen olarak girdim ya, belki ona ön yargı yapıyordur, bilemiyorum. Var, yapabilir yani, bunu da yapabilir de onun egosu bana değil yani, bana olmasın. İstemiyorum onun egosu. Dışarıda olayları varsa gitsin dışarıda halletsin. Tamam, sevdiği de olabilir. İşte olaylar her şey olabilir ama benim üstüme gelirse ben yarasına vururum. Vurma. İşte ben vururum. Bak bu çok yanlış bak, bir şey. Bak ben niye vururum biliyor musun? Yarasına vurma. Bak niye vururum biliyor musun? Öyle insanlar ondan anlarlar. O niye sinirlendi biliyor musun? Ne söyledin? Ben ona bir şeyler söyledim diye değil. Ne söyledin? Ben ona doğruları söyledim diye. Tamam, ne söyledin? Doğru ne söyledin? Dedim madem benim sevdiğim var dedim, git onun yanına dedim. Benle uğraşma dedim. Bana ego kasma dedim. Yani senin dedim ego kasabileceğin bir insan değilim ben dedim. Yani. Anladın mı? Bu kadar basit. Ne yapalım ya? Su falan içelim mi? Sen susamışsın da normaldir yani o kavganın üstünde susama. Kavga da değil abi, kız dinlemiyor ki. Tartışıyorsun. Neyse. Bak Görkem'le tartışman tamam. Görkem'le biz yan yana gelip... Bak o erkek onu istediğin bak, kadar yüksel. Görkem'le biz... Ona okey mesela. Bak Görkem'le biz yanlış anlaşılma var. Burada hani... yanlış anlaşılma yok. Kız direkt yoga kısıyor bana ya. Bak. Birinciyi anlarım değil mi? Birinciyi anlarım. Tamam hadi ikincide bir şey söyleyeceğim, diyalog kuracağım. Bakmıyor bile insan yüzüne. Kafa böyle. Kimsin lan sen? Kimsin? Kimden ne üstünlüğün var? Sen de insansın, ben de insanım. Gireceğin orada 2 metre mezar. Tekme mi attı sana doğru? Ya evet, şöyle, sehpayı. Burada oturuyor, o da burada. Kız git diyor, gitmiyor. Git diyor, gitmiyor, sonra böyle vurdu. Şaka yapıyorsun. Evet. Yürek miydi lan bu? Ben de her şeyi fırlattım kafasına. O da fırlattı ama hala gitmiyor. Kötü şeyler söylüyor. Neymiş kritikte aşağılamışım ben onu. Yanından kalkmak yok, istedim yanından ya. Sürekli beni dürtüyor, sürekli bir şeyler yapıyor. Rahatsız oldum, yanından kalktım, bu kadar basit. Kritikte biz... Olsam ben sana neler söyledim kritikte? Sen neler söylüyorsun, biz birbirimize mi giriyoruz?
Böyle bir şey olabilir mi yani? Şaka mı bu ya? Tamam da bu... Ne kadar ağır konuştuk biz birbirimize. Çok kim kime bir erkek... Şey diyeceğim, bu... Bugüne kadar ben bir erkeğin bir kadına böyle yaptığını görmekle ölçüyorum. Aşırı yanlış bir hareket. Çok yanlış zaten bir hareket. Zaten kart falan da geliyor. Sana bir tane su getireyim. Kart gelmesi lazım. Direkt diskalifiye olması lazım. Sana bir tane su getireyim mi? Oğlum sen niye böyle yapıyorsun kıza ya? Kızın üstüne gidiyorsun. Niye kızın üstüne gidiyorsun? Abi sen olayı biliyor musun? Biliyorum. Nasıl, nereye kadar biliyorsun? Nasıl, ne oldu anlatsana bilin. Abi kız insanları aşağı alarak, ben sakince gittim yanına, bir sorunum var dedim, bunu bana yapma dedim. Kız kafayı kaldırdı böyle, bir şeyler yapmışlar. Abi kız o adı ben üstüne falan yapmadım. Bunu yapsan aynısı yapar. Hayır hayır, ben hiçbir şey yapmadım. Vallahi hiçbir şey yapmadım. Kız ağlayarak geliyor, bana dokundu. Hiçbir şey yapmadım. Sehpa dokundu. Hayır, hiçbir şey yapmadım. Yaptın mı? Hiçbir şey yapmadım abi. Ne oldu, anlatın nasıl bana? Hiçbir şey yapmadım. İzle, izle, gör. Ben hiçbir şey yapmadım. Hayır, hiçbir şey yapmadım. Ben ağlayarak geliyor falan. Bak kardeşim, kız burada oturuyor, tamam mı? Ben kızla sakince konuşuyorum. Kız sesini yükseltiyor. Sonra o beni aşağı alıyor. Ben onu aşağı alıyorum. Atmaya başlıyor. Kafamın burasından geçiyor. Bir, iki, üç. Sonra vazoyu yere atıyor. Ben de böyle yapıyorum. Bu işler böyle mi oluyor diyorum. Masayı yere atıyorum. Bu kadar. Abi kız o yapılır mı? Ona bir şey yapmıyorum ki, ben masayı atıyorum ya. Özleyeceksin ondan. Ondan dilemem ben şu an. Öyle bir dileceksin ki. Dileceksin kardeşim. Dilemiyorum yok. Dileceksin. Dilemiyorum. Dileceksin. Zorla mı dileteceksin? Zorla dileteceğim. Hadi dilet. Diletirim. Hadi dilet. İstiyorsan diletirim. Gel göstereyim sana. Mafya sen dilet hadi bakalım. Gel gel. Hayır hayır. Ne yapıyorsun? Sakin ol. Ondan değil. Ben sakin. Ben dilemiyorum şu an. Dileceksin. Meşin çağırdım size. Bak kaza ben çağırıyorum. Bak burada kimse sahipsiz değil. Şu an dilemiyorum. Ben de sinirliyim. Ben de sinirliyim. Tamam da senin öyle bir hareket yapmaya hakkın yok. Tamam ben de sinirliyim. Dileceksin. Niye kafa kafaya geliyorsun? Dileceksin. Dileceksin. Hadi yap. Bu yapma, biliyorsan yap. Gireceksin. Hadi yap. Gülmen, niye gülüyorsun? Sana mı soracağım? Gireceksin. Niye gülüyorsun? Sana mı soracağım? Niye gülüyorsun? Sana mı soracağım? Ha, niye gülüyorsun? Sana mı soracağım? Gireceksin. Burada işler böyle mi yürüyor? Tamam. Aynen, burada işler abi, böyle yürüyor. Bak mı? Sen haklısın zaten. Sende bir şey bak, yok ama şey, bak. Sana ben olayı bir de baş başa anlatayım. Ben eski sevgim olabilir. O başka bir şey. Hayır, ben olayı anlatayım sana. Herhangi bir kız yapılmaz. Bak, abi kız içeri geliyor ağlayarak bana Okan dokunu diyor. Sinirlendi. Abi bu ne, gözünü seveyim kız ya. Ben onu okumadım. Bu insanlar kör değil. İlk sen hareketi yapmışsın. Yapmadım. Beni dinliyor musun? Dinliyorum. Beni dinleyecek misin? Dinliyorum ben. Beni dinledikten sonra bana hak vereceksin. Sen o tarafı dinlemişsin. Sen de o tarafı dinlemişsin. Beni dinleyin, ondan sonra konuşalım. Söyle, dinliyorsun. Bu şekilde değil abi. Nasıl? Abi objektif olarak biri anlatabilir mi? Aynen. Anlatsın abi. Biri yok mu? Ben sadece sakince şey yanına gittim. Ya ben konuşmaya başladım. Olkan'ın şu sehpayı devrildiği ana denk geldim. Abi kıza yapılır mı Gizel bu ya? Gizel şey yaptı sinirden. Ben kıza bir şey yapmadım abi. Ben kıza, bak ben kıza bir şey yapmadım, anlamıyorsun galiba. Abi kız korkan eli titriyor. Abi sen anlamıyorsun, ben kıza bir şey yapmadım. Gördükleri izleyince göreceksin. Özür dile kızdan. Sana ne anlattılar, ben şu an bu sinirle ondan özür dileyemem. Biraz da lütfen özür dileyeceksin. Ben şu an dileyemem. Özür dileyeceksin. Sen de kapı kapıya gelmek istemem, sen beni dinlediğinde bana hak vereceksin. Özür dileyeceksin. Başlangıcı da nereden başladı bu olay? Başlangıcı orada oturuyordu köşede, ben dedim ki dün bir olay oldu. Böyle yanına yaklaştım sakince, yüzüme bakmadı, böyle döndü. Bak dedim, ben dedim senin aşağılayabileceğin bir insan değilim dedim. Bana dedim bir daha böyle bir hareket yapma. Ne diyorsun sen diye falan bağırmaya başladı. Nasıl aşağıladı seni? Dünkü bölümde Öykü Hanım vardı. Bir hareket yaptı. Sadece dedi ki bana öyle geldi. Sana öyle gelmemiş olabilir. Şimdi o benim aramda. Ben hissediyorum ne yaptığını. Böyle de kaçıyor. Bak Ferhat'la konuşurken nasıl kaçıyor. Sen deyken hiçbir yere gitmiyor. Ferhat'la konuşurken kaçıyor. Gücü sana yetiyor herhalde. Leblebi gibi yer çünkü. Gücü sana yetiyor herhalde. Ben de yiyecektim bu arada. Evet. Güzel mi? Benim bile itti. Aferin ben, Gizem. Ben, seni mi itti? Ya ben aşkım senin gücün bir erkeği yeter. Gidelim sorayım dedi. Niye Gizem beni itti, o değil. Ya. Beni tuttu, ben aldım fırlattım her şeyi kafasına. Beni rahatsız etti, sadece dile getirdim. Orada bir yükseldik ikimiz de. O her şeyi itti, ben sadece bu işler böyle yürüyorsa ben de dedim masaya attım. Ama niye itti o her şeyi? İşte birbirimize yükseldik. Abi kız ya. Senin küçük. Abi ben kıza bir şey yapmadım, sen anlamıyor musun? Seni aşağıladık. Ben seni anladım. Sen tabii ki kız diyorsun, öyle bir şey yapamazsın diyorsun da ben kıza bir şey yapmadım. Sen bunu anlamıyorsun. Sen beni mi anlıyor musun? Anlıyorum ben seni. Bak ben zaten söyleyeyim, ben Gizem'i demiyorum. Bunu Buse olur, Esin herkes olur. Herkes için geçerli diyorsun, okey. Hiçbir kız için. Ben de sana diyorum ki kıza hiçbir şey yapmadım. Abi kız ağlıyor orada mı, gözünü seveyim. Kız niye ağlıyor biliyor musun? Beni ezemediği için ağlıyor. Abi anladın niye esin seni, gözünü seveyim. Olayı anlattığım, anlatayım sana. Baş başa istersen anlatayım, fark etmez. Ondan sonra dinlersin beni. Sen şimdi kız olayına baktığın için genelleme yapıyorsun, haklısın. Hiçbir kıza öyle bir hareket yapılmaz. Ben kıza hiçbir şey yapmadım. Görüntüleri izledikten sonra. Önüme yıktı. Tamam dedim, burada işler böyle yürüyorsa ben de masaya böyle vurdum. Ona değil, bu tarafa. Abi bu masa... Sonra o benim üstüme yürüdü. Ben hiçbir şey yapmadım. Dağıtmışsınız bak. Ben hiçbir şey yapmadım. Ben sakince, sessizce sen konuştum. Sen dünkü kritikte aşağılandığını nereden çıkardın peki? Hangi hareketinden buna? Esin'le yani, Esin aramızdaydı. Tamam, Esin'le ikimizden arasındaydı orada. Orada ne yaptı ki kız sana? Dedi yani rahatsız oluyorum, değişelim. Öyle demedi, onun iki türlü demesi var kanka. Tamam söyle ama ne olabilir? Onu ne olacak? Dersin ki bir rahatsız oluyorum, bir de böyle ya sen kimsin ya bir sus.
Var öyle mi yaptın? Dedim öyle. İki tepki, öyle bir şey söylemedim. Öyle bir şey söylemedim. Ben ona tutuldum. Sence oydu. Arkada sana söyledim hatta. Ben dedim tutuldum diye. Söylemedin mi? Hatta söyledim. Söyledim. Sabah söyledim. Kafa gidik de benim. Ama Olkan biz bu evde neler ya yaşadık tamam da ben da bir şey söyleyeceğim. Ben sizinle... sormadık ki keşke o an kanka ben sizin neler yaşadığınızı bilmiyorum ama ben yaşadığımı biliyorum. Dün yaşadığımı biliyorum. Hiçbiriniz bilmiyorsunuz. Kendi kendine gece kurulup gelmiş. Sen beni bilmiyorsun falan dedi. Anladın mı? Ya sabah da görmek istemiyorum dedin ya. Ya çok kötü, çok kötü ya. O da dedi çekin bunu buradan diye. Zaten hastayız. Ben bu tavrı burada bırakmayacağım. Herkes de bunu bilsin. Bu evin dışarısı da var. Aşkım. Zaten benim annem, babam, benim abilerim bunları izleyecek. Bunları izleyecek. Neyse zaten Ferhat orada, Batu orada. Arkadaşlarımız sağ olsun şey yapıyor yani. Ben özür dilemeyeceğim. Özür dile abi, ne olacak? Bir şey olmaz. Bir yeriniz yırtılmaz. İkiniz özür dile. Ne olacak? Bitsin. Kapansın. Neyse bitsin. Görüntüleri izleyip öyle konuşacağız. Aynen, en geç öyle. Ya bat öyle bir tepkiyle de gelme, bana da sor bir yani. Ben gelirim kardeşim. Abi öyle bir tepkiyle gelme. Ben gelirim. Olayları bilmeden herkes öyle gidersen yanlış bir şey olur. Tamam, ben öyle giderim. Ya haklısın. Benim tarzım bu şekilde. Tamam, tarzına da saygı duyuyorum, tarzını da seviyorum. Onda problem yok. Eyvallah. Ama beni de dinle. Vallahi ben o tarafta tamam, benim ne yaşadığım, da bana sor. Kendi açımdan da böyle sıkıntılı dönemler tamam. Yaşadım. O yüzden haklısın bu konularda ama... çok hassasım. Tamam, o hassassan beni dinle. Dünkü kritikte de öyle çok yani abartılacak bir mevzu da yoktu. Ben onu gördüm. Sana öyle geldi. Belki obsesifsindir. Olabilir. Ama sen de iki tarafı dinle. Ben görüntüleri izleyip yorumluyorum. Görürüz ne olduğunu. Ona göre ikiniz birbirinize özür dilersiniz. Kapanın. Ben özür dilemeyeceğim. Özür dileyeceksin. Ben şu an özür dilemeyeceğim. Özür diletirim ben sana. Yok abi ben dilemiyorum. Özür dilesin. Yok dilemiyorum abi. Diletiriz. Erkek erkeği olsan bu hamle kimsenin neden yaptığın gibi bir şey olmazdı. Kavga ederdiniz geçerdi. Ben yine bir şey yapmadım. İşte kadın erkek diyaloglarında bir tık daha erkeğin maalesef yani kesinlikle size zor geliyor bu ama haklısın. Yapıcı olmak zorundasın. Yapıcılıktan ben sinirim bak, geçince dilerim. Şu an tamam. Dilemek istemiyorum. Ama orada hiçbir hamle yapmasaydın şöyle dönüp gitseydin kimse senin üstüne gelmeyecekti. Belki de Gizem'i sorgulayacaklardı. Gizem sen neden böyle bir hareket yaptın? Tamam o zaman şunu söyleyeyim. Her şeyi kıran o. Haklısın. Her şeyi kıran o. Ben dedim ki burada işler böyle yürüyorsa. Ay bak sebebi ne biliyorsun? Şunu demeye çalışıyorum. Kırsın, parçalasın, döksün. Ne yapıyorsun sen ya dersin. O yaptığıyla kalır anladın şimdi mı? Şimdi ben gitsem yanına yine kavga ederiz. Ben biliyorum. Sakin kal. Ben şu an gitme zaten. Yani ben gelse. Ama herkes diyor ki bak şu an git özür dile. Ben şu anda gelse bu sen sinirle. De, sen de gitsen şu anda o sinirle değil. Kritik ama gelir. Kritik zamanı. Ama şu an değilse. Ben sadece o masayı devirdiğim için özür dilerim. Geri kalan hiçbir şey için özür dilemem. Beni dinle sen dile. Dinle beni. Kötü niyetli söylemiyor. Şu an değil. Şu an ben de kötü niyetli değilim. Sen beni dinle ne olursa olsun. Dese bana yanlış anladın sen beni. Ben derim ki yaptığım bütün hareketlerden özür diliyorum. Yani şöyle ama kız hiç yani o havada bile değil. Ne diyorsun sen ya kafasını? İnan var ya burada sevmediğimiz o kadar çok insana katlandık, o kadar çok laflarını yuttuk ki inan buna. Yani yeri geldi manalı konuştular vesaire. Kimse bir şey yapmadı. Sadece kadın olduğu için, ince çizgi olduğu için bence sen dinle beni. Sevmeyebilirsin, haklı olabilirsin. Sana bir şey soracağım. Hı. Dürüstçe cevap ver. Burada şipin yok. Evet. Yeni geliyorsun. Evet. Bir tane kız. Sen tamam. Yana oturuyorsun, daha yeni gelmişsin. Seni böyle aşağıladığını hissediyorsun. Tamam. Ama aşağılandığını gerçekten hissediyorsun. Hı-hı. Yeni gelmişsin. Hadi benim yerime koy kendini. Yenge bir saniye ne olur. Tamam ben... Beynimle... Ama ben bak, burada kıskanıyorum, bana yediren yok. Çok ekşi. Evet. Aynı koy, ne yaparsın? Beynimle yorarım. Nereye ya? Harap be Ferhat. Ayakta kalmak istiyorum. Hayır, otur şuraya. Tamam. Tamam. Anlat bir şeyler. Şu sehpayı önüne çeksen bir Nusret yap şurada 2 saniye. Anlık Nusret. Geliyor. Şaka şaka. Hazır mısın? Pilav yedin mi? Küçük yenge hazır mısın? Bak Nusret. Ya da çiğ köfte mi Nusret mi? Nusret daha iyi. Gözlük var mı? Gözlük var mı? Yok. Gözlük var mı? Yok. Şurada var bak şurada. Ha onu ben alayım bir. Tesadüf bu olsa gerek ha. Wow. Ama şey toka lazım. Birinin tokanızı var mı? Toka mı? Ha. Yok. O da böyle yapıyor yani. Topluyor değil mi? Ama... Oo yakıştı lan Ferhat. Vallahi yakıştı. Oo. Wow. Çok iyi. Şu an seni Ibiza'da gibi. Snoop Dogg. Ibiza'da gibisin şu anda. Şimdi kim benim müşterim? Ferhat. Ha? Kim benim müşterim?
Biz gelmişiz çift olarak. Ama evet. Siz ünlü bir olmanız lazım. Ünlüyüz zaten. Kapıçı. Nasılsın dostum? Merhaba. Nusret benim adım. New York'taki Vine'a hoş geldiniz. Öncelikle size bir kapıçı nomu vereyim. Altın kaplamalı. Altın kaplamı dostum. Evet. Nihil'e de sadece altın getirmişsin. Sen bize bir mandalina... Kıpta var dedim kız. Aldım. Aldım. Afiyet olsun. Sadece ne? Wow. İnanılmaz. İnanılmaz bir sahne. Ne yapıyorsun? Yapsana. Dur, dur. Oraya bakın, oraya bakın. Bakıyorum. Aa! Bak tuzla dök. Dur, dur, o şovunu yapıyor. İnanılmaz yapıyor ya. Aç ağzını dostum. Wow. 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 Kapıcı. Sonra da bıçağı sokuyorsun ete böyle. Evet. Wow. Oha nasıl durdu lan? Vallahi. Gönderdiğiniz çikolatanın paketini ben saklıyordum ama Fero parçaladı. Ona da hakkım aram olsun. Çünkü çikolata paketimi parçaladı. Beyza, öyle bir şey yok. Olmaz, asla. Hep destek, tam destek. Hadi alkışlayın. Bravo. Hadi. Ben burada bu meseleye niye giriyorsun? Sence sakıncalı değil mi? Yani ben her zaman söylüyorum, tamam hislerim bitmiş olabilir ama bu evde Beyza'ya karşı bir yanlış varsa bunun da sonuna kadar arkasında duracağımı söylemiştim her zaman. Yani Kaan'ın böyle bir şey benden saklaması da bilmiyorum yani. Zorunda değilim. O kırılmasın diye bana böyle böyle dokunmasına izin vermek zorunda değilim. Ya hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum ne demek kardeşim? Dokunup dokunmadan hatırlamıyor musun? Bağırma kulağımda. Bağırırsam ne olur? Sen niye bu kadar öfkelisin? Öfkeliyim ben çünkü bu olayda benim travmam var bu olayda. Ben direkt gittim yani çok direkt kendimi korumaya geçtim Öykü Hanım. Ne yapacağımı şaşırdım.